Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Zihnimizi kendisine muhatap eylesin inşallah. Risale-i nuru hakkıyla anlamayı, <playoffs associnet> muhatap olmayı, ayna olmayı, mirat olmayı nasip eylesin. Dima 246 His 17 Isırmak için böyle bir 5-10 dakika düşüncenin, farkındalığın gücü diye Geçen hafta hayatımıza doğru soruları sormanın hayatımızı nasıl değiştirdiğini okumuştum. O devam ediyor. Veya ahmaktan biraz başlayayım isterseniz. Ahmak kimdir? Risale okurken, risale okurken yani His araştırırken e, tuhaf tuhaf düşünceler geliyor ya yoğunlaştığım için. Ahmak da ilgimi çekti ya ahmak. Okudukça yazdım okudukça yazdım. Bir gün iki gün bir haftalık bir aylık değil ya Alıyorum kalemi. Ee, bir defteri iki defa kullanıyorum iki şekilde. Bir böyle okuyorum yazıyorum. Bir de şöyle buradan geriden yazıyorum. O zaman bak boş ortası. Defteri iki kullanıyorum. 2. Bir tane de defterim var. İlmi ve... Ha gibi. Aynen öyle. Güzel oldu. Öteki bir defter var. onda iki şey yapıyorum. Mesela orada da başka mevzu arkadan. Önden başka mevzu işleniyor. Dolayısıyla bir deftere mahkum değilim. Ahmak kimdir? Ahmak. Oysa niyetim Farkındalığın, düşüncenin gücü. Düşünce mekan açmaktır. Düşünce sonuç değildir. Süreçtir. Şimdi ahmak istemediği aynı sonucu sonuca düşmek. İstemiyor. Ama aynı sonuca devamlı düşen. Ahmak. Yani hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek. Devamlı çok, burası çok önemli. Devamlı memnuniyetsiz hali. Bu o kadar mıyım ki? Ahmak. Devamlı memnuniyetsiz hali. Memnuniyeti yok. Ahmak. Asıl insanı sanki söylüyor. Kanaata alışmayıp fikri, hissi, israfa yani lazıp o, lazım olup olmadığına bakmadan her şeyi fikretme, her şeyi düşünme ve her şeyi hissetme haline ısrar etme. Bir daha memnuniyetsiz hali ustad mesela kanat alışmayıp kanat kanat yemek içmek giyinmek falan değil bak kanat fikri hissi ezber yapmıyorum bakın iç alemde dima akıl vicdan kal ruh ahmak nedir ahmak kanaata alışmayıp fikri israf yapar, hissi israf yapar, duyguyu israf yapar, latife israf yapar. Lazım elzemle lüzumu tefrik edemiyor. Yani lazım, lazımın şiddetlisi elzem. Arapçada en lüzumlu. Sıraya koyamamak. Tam da bunu şey yapayım. Mesela diyelim ki çorabı giydikten sonra ayağını yıkamak. İlk önce o değil yani. Önce yıkayıp sonra çorap giymek gibi. Demek ki kanaata alışmayan insan, kanaatsız insan kim? Fikrini, hissini, duygusunu, latifesini hep israf etmek. Lazıp olup olmadığına bakmadan her şeyi fikretmek, her şeyi düşünmek, her şeyi hissetme hali. Psikolojinin temeli. Sana lazım bunu niye düşünüyorsun? Bana ne yani bu, bu iş benim mi ya? Bırak Türk Hava Yolları düşünsün. Turbülansla uçak mı düşecek? Onun çağı. Onu da ben mi düşüneceğim. Hastaneye gelmiş. Senin orada. Bekliyor. Yangın tüpü acaba boş mu dolu? Ben mi düşüneceğim onu? Kontrol etmiyor. Yani edemediğinden olsa cebir olur. Etmiyor. Mesela başka. Tuhaf değil mi? Ben hikaye anlatmıyorum bunu. Hikaye anlatmıyor. Verdiğim örnekleri doğru örnekler. Canı bir tanesi psikoloji çok bozuk ondan sonra bizim işte cenazeye geldi. E, ee, uzaktan da yakınımız oldu. Cenazeye geldiğim gün, Oca bir şey soracağım dedi ya. Ondan sonra bizde kardeşim var dedi. Otlu'da okuyor. E cenazede herhalde cenaze bir şey soracak cenazeden sıkılınır Sonu, Ya dedi psikoloji bir tuhaf dedi ya. Diyor ki ne canın sıkılıyor psikoloji? Ya diyor oksijen ee, ...atmosfere, galaksiye kayarsa dünyada atmosfer o bir delik olur da bu oksijen var ya nefes aldığımız. Oksijen tükenirse ne yaparız? Nasıl ölürüm? Söyle ona tüp alsın dedim. Oksijen tüpleri alsın hemen. Bir sürü tüpler var böyle kaynak tüpleri. O dünyadan galaksiye oksijen delik oraya kayarsa oksijen tüpleri takar dedim. Çok kolay. Onu düşünün. Kimin düşüncesi bu? Allah'ın Allah'ın işini kendisi düşünüyor. Sana ne? Bunu düşünüyor. Yani şey da... Mesela bize bize burayı biraz. Nasıl öleceğim? E sana ne? Senin işin mi? Yani şöyle öyle nasıl kendinizi öldürme şeklini siz seçin. Bize mi denmiş? Bu iş kimin? Bu iş kimin bu iş? Buraya gel. Mehmet'in paldır küldür oturmasına bakma. bu iş kimin? Allah, niye altına giriyorsun? Allah'ın işi. Acayip bir şey. Vazife şirans. Hırsı hayattan mı geliyor? Yok. İfrat ifrat. hıfsı hayat, hıfsı ve şey diyor, hazzı diyor. İfrat ediyor. Mesela galaksiye diyor. Samanyolu boşluğuna Bu dünyadaki Okşen Kaysa. Ben nasıl öleceğim? E ne yapıyor bu? Ahmak. Onu ahmak okuyor. Hayata kanaat etmiyor. Verilen nimete kanaat etmiyor. Düşünmesi gerektiği şeyleri mesela e, bir tuhaf. Diyelim ki Kur'an Kur'an'ın mealini yapmak ayrı bir şeydir. Arapça mi? Her Arapça bilen yapamaz. Usulü ne olacak? Mealini yapıyor. Usul ve furunu Yani meal uzun. Yani anlatmam. Baş ayeti bileceksin. son demelisin. Vesaire. Bu Kur'an'daki nüfus cüzdanı. Bu başka bir şeydir. Bu başka bir şeydir. Tefsir ilmi. Tefsir başka bir şey. O Kur'an'ın nüfus cüzdanı. Ben Hasan'ım. Nüfus cüzdanı bildim. Beni tanıdır mı? Bu meal. Ama benim içsel alemime girme duygularımız ister. O tefsirdir. Külliyata yapalım. Düz oku. Lugat ile bir mealdir. Tabirler üzerine durma tefsirdir. Kur'an'daki cari olan kanun Risale-i Nur'da da caridir. Kur'an'ı takibi diyor. Kur'ansız Risale olur mu? Kur'an'ı kaldırırsanız külliyat mı olur? Mealla. Kur'an'daki tefsir bundan geliyor. Bir Gündoğan Hoca da şey diyor. E, Risale'de varsa diyor bir kural. Kur'an'da bu bilinmiyorsa diyor ben gidiyorum Kur'an'a da öyle bakıyorum ama buluyorum diyor. Doğru söylemiş kim demişse. Bilal var ya. E. Ha. Bilal Hoca. Doktor. Bilal Hoca. Bizim kampta gelmişti ya bizim Bilal Ha ha bizim bizim ha. Ha, ha şey ilmi kelamcı. Evet. evet aferin. Bir daha arkadaşlar. Kur'an'ın zahiri kimliğini koymak. Meal. Bir de o mealin dışında onun içine tabirine girmek tefsir ahkam çıkartmak müştehit o izah, izah etmek müfessir iştihad et ahkam çıkarmak müştehit asın sıkıntılarına öze asra ait özelleri çıkarmak her asra ait özelleri çıkarmak müceddit ama bunu bilmeyen adam bilmeyen adam sırf zahirde elhamdülillah Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Tamam dokunma. Allah öyle demedi ki dokunma. Risale'nin aynı, aynı cari, aynı kanun cari. Nasıl ki ustad bu manalara dokunmuş doğu ulemasaya kalktı dini bozuyor dedi. Risale-i Nur'da da böyle tabirleri çözmeye kalkıyorsun. Risale-i Nur'a zarar veriyor, bozuyor diye ayağa kalk. Aynı kanun. Onların o, o istisna insanları nasıl faruz ettilerse, Söylediği ibareye bakıyoruz, senin söylediğine bakıyoruz, duymuyor. Onları nasıl a, ya, afaroz ettiler, linç etmeye çalıştılar. Aynı şeyi. E, oturup ne yapıyorsun ya? Böyle bir tuhaf yani böyle. Aynı kanun Nurca <laughs> hizmetinde de cari, aynı kan. Aynı kan. T tuhaf yani bildiğin zaman rahat ediyorsun. Bu yeni değil ki. Böyledir düşman olunur. Sonra alışılır. Sonra yürünür. Sonra yeni bir ihtiyaç çıkar. Bakın asra uygun çıkarımlar yapmak mücedid. Ahkam çıkarmak müştehit. E, genel ifade etmek, tefsir etmek müfessir. Meal vermek. Alimlik ya. Yani tek boyutu kişinin kendi kafası dağarcığına hapsolacaksın. Ö, anladığı gibi anlayacaksın. Değil işte böyle değil. Bu da ise yani içsel alemin israf etmek. Nedir o? İç alem neydi? Dört tane de sistem. Artık bunu ezber herkes biliyor da. Dıştan iç, içeriye doğru. Dima, fikir. Vicdan, his. Kalp, duygu. Ruh da latife. İsraf ne diyor? Mevcuda kanaat etmeyeyim. Yani rast geleni düşünmek. ö galaksilere oksijen kayarsa ne olur? Ya kendi hasta söyledi ya. Ya dedi. Hoca dedi ya. Utandım bakmaya dedi. E de, devlet hastanesi mi? devlet hastanesi oturuyorum dedi. Yani, bak yangın söndürücü acaba yangın çıksa ne olur? Şöyle olur. Tüp iliştir. Olan boş olmasın ya. Bu namussuzlar ihalede bu boş tüp olmaz. E sonra bir açıp da dedi camı açıp hakikaten içinde şey var mı bakasın. Hakikaten bunları düşündürmüyor Vay be içimde dedim ki fesuphanallah ne kadar yükleniyor. Yani hastanedeki acaba yangın tüpünce içinde var mı düşünüyor adam. Nasıl yaşıyor ya. Sen dedim nerede oturuyorsun dedim falan. Komşularda tavuk var mı dedim. E, ne alakası var dedi. Şimdi bununla ne alakası var sen hastasın yangın tüpüyle ne alakası var. da Dedim komşunun tavuğu acaba yumurtluyor bir kümesine baksan acaba dedim yani. Acaba bugün bırakmış mı? Biz aptal değil. Benim durumum buna mı benzedi dedi. Aynen öyle komşunun kümesini bir bak. Hey komşu bir baktım tavuğun ne? Ben alacağım yok da merak ettim. Acaba bu sene şey bugün yumurtladı mı? Psikolojik hastalıklar bize lazım olmayan şeyleri hayatımıza soru sormaktan kaynaklanıyor. Ama eder böyle dersleri gitmesen, okumasan, dinlemesen, kendi çıkarımı yapmasan bunları duymayacaksın. Duymayan duymadığı gibi. Duymayacak. Yani içsel alemi israf etmek, bedeni israf ettiği gibi iç alemi de israf etmek. Neyi, nasıl, bak neyi, nerede, nasıl arayacağını bildiği halde ısrarla tersini yapma. Enfusi, merak ediyorsan yol bu. Yol bu. Bir çalışacaksın. Ee, çalıştığını, doğru ettiğini nereden biliyorsun? Mutala ve muzakere edeceksin. Mutala, kendin araştırma. Muzakere, mutala edenlerle konuşmak. Rastgele bu dersi veya normal cumartesi dünkü dersi başka bir şey. E, bu hissi gönderiyorum. Beraber çalışıyoruz. Hepimiz az çok hemen hemen ortalama aynıyız. Bu mutala etmişiz alemimizde. Bilgi var. Duymuşuz. Sene, on seneden beri devam ediyoruz. Bu ehilleriyle, ehilli, ehilleri olması mutala. Kendi yapmış. Araştırma. Araştıranların bir araya, aynı şeyi araştıranların bir araya gelip de araştırmalarına müzakere deniliyor. şimdi nasıl bulacağını, nasıl bileceğini bildiği halde ısrarla yanlışına devam ediyor. Lan yani zaten senin bildiğin doğru bir yöntem olsaydı, e, sen zaten bu halde olmazdın. Be adam, benim bu halde olmam böyle düşündüğüm içindir. E ben de iyi değilim, kötürüm yaşıyorum. Geçimsizim, kanaatsızım, kendimin dışında kimseyi pek beğenmiyorum. Kendimin dışındaki noktaya nazarları pek az bunu eğitiyorum. Ama çoğu zaman da ben odama geçtiğim zaman düşünüyorum veya yolda ya ben hakikaten niye böyle geçimsizim, niye ahlakım ağır, niye ben şey yapamıyorum. Hem diyorum hem kendimi beğenmiyorum hem yöntemimi yaşadığım Yöntemimden kan kanaat ediyorum. Çıkmıyorum. Çıkmak da istemiyorum o yöntemden. İşte bunu, ahmak. ahmak bu. Hem kendimi beğenmiyorum. Hem memnuniyetsizliğim var. Hem de kendi bu halime gelme, bu hale gelmeme sebep olan bu hale gelmeme sebep olan kendi düşüncemden de esas alıyorum. Her şeyi mihenk ona vuruyorum. Onun dışında doğru kabul etmiyorum. Ama kendimi de beğenmiyorum. Ahmak karışık ahmak. Ustad ne güzel demiş. Kendi bilgisine itimat edip kanaat eden ahmaktır. Ahmak. Yani eksik, Ahmak. Acaba ne diyor ya? Bu adam ne diyor? İçsel alemini sabit kaydeli oturtamama. İçsel alemi sabitelerin olmaması. Mesela düşünüyoruz Risale'nin şey bir mevzuyu. Malzemeleri neler? Yok rastgele düşünüyorum ben. Hissi rastgele düşünüyorum. Öyle bir şey yok. Malzemelerim, objelerim belli. Risale-i Nur. O tabirler duruyor. Ya bugün de göreceksin mesela. E, bak maddeler çıkarttım Allah aşkına. Hem de uçakta. Yazmışım bak. 9-12-2023 Rize İstanbul yolunda uçaktayım. Yamuk yumuk yazıları göreceğim. Gönderdim. Gör, bak yamuk yumuk. Ne çıkarmışım bak. Madde madde o atmosferde niye ganimet kabul ediyorum? Ee, uçakta başka yerde olmak. O orada bulunmak avcı hisleri gibidir. Ne bileyim bana rağmen bir hissim, bana rağmen bir fikrim, bana rağmen bir duygun, bana rağmen bir latife. E, balıkları avlamak gibi için farklı yöntem ya. Mesela şeyi oltaya atmak ayrı bir şey. Işıkla mesela yılan balığı var. Sargan çok kaliteli. Gece ve ışıkla yakalanır. Oltayla yok. Işığı görünce bayılıyor, suyun üzerine düşüyor, karnı düşüyor. Bir ee, şey anlatmak için söylüyor. Palamut ise gündüz motor hareket etmesi lazım. Misineyi oltayı bırakacaksın, ona geliyor. Mezgit ise suyun altındadır, kumun üzerindedir. Şuradadır kendisi. Buraya atsan yemez, o kadar tembel. Yanına atacaksın. Yani balık bile, bu hayvan bile avlanmanın farklı yöntemleri var. Ha manalar çok çeşitlidir. Dima bakan var, vicdana bakan var, kalbe bakan var, ruha bakan var. Bunlar halet gerekiyor, avcı gerekiyor, yöntem gerekiyor. Yani ben misine yem attım diye atsan olmuyor işte. Yöntemi de yapman lazım. İşte uçak da bir yöntemdir. Denizin altı bir yöntemdir. Şimdiye kadar niye gelmedin? Bak 10 dakika oluyor. Bak nereden gelmişsin Çorlu'da? Tamam. Dağıt da öyle. Bak şimdi bu dünden beri bu derse bekliyorlar ve derse için geç giriyorlar. Çok tuhaf yani. Anladın mı yani? Bu da yani bir hafta değil yani hepinizi de söylüyorum gene. Burada kaltıda bulunuyorsunuz ama yapacağınız önceden yapın. Onu da kaçırmayın. Yani yazık ya beklemişsiniz. Şimdi, ee... Bu yöntem bir dakika. Şu o havadaki halet sudaki, evdeki, arabada, şunlar bunlar hep avcı gibidir. O haletle yakalarsın. Adem Aleyhisselam'ın bu dünyaya gelmesi gerektiği hikmetlerinden birisi de bu o zaman. Yani cennette e Bir hikmeti tabi canım. O sabite, sabiteler yok kardeşim. Allah'ta sabite yok ya. Sabit yok ya. Sordu. Nerede sordular? Ee, aşağıda, aşağıda. Aşağıda dün akşam Ondan sonra demek istiyor diyemiyor. Ben diyeyim, diyeyim dedim sana. Masama geldi. Çoğunuz duydunuz belki. Ağzı da açıktı belki de. Allah bu kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu? Yani adam geldi. Ya dedi bir baktım Panteist, söylediğim Panteist değil dedi. Vahdeti vücut değil dedi. Bize de uymuyor dedi. Tamam. Yani bir, bir acayip oldu dedi. Yani böyle ya Bu bu insanlar e, yanlış anlamış olamıyor. Sen yanlış anlama dedi. Millet anlamaz zaten. Millet alışmıştır. Bir. Hatırladınız dedim milleti boş ver sen yanlış alma iyi verme mi millet bırak kendi sorun varsa sor yani şimdi eee pan, Allah ne yapıyor daha ileri götüreyim dedim yani dedi sen dedi e, yani ne, ne yaptın ya dedi mesela demişim es madde esmanın donmuş halidir evet. tamam ha şimdi dedim ki en keskin cevap nedir hatırlarsanız soru sormak Değil midir dedim. Sen izah et şimdi. O dersten sonra bu gerekiyor. Esmaların donmuş hali değil midir madde? Yani güneş burada, dünya burada. E, gibi. Allah burada esmasıyla. Madde burada. E, madde esmaların donmuş hali değil midir? Dedim. bu. Donmuş hali midir ya dedi. Değil midir dedim. Durdu. He ya o nasıl olacak dedi. Heh. Esmaların esmaların donmuş hali demek. Madde esmadır değil. Buz suyun donmuş halidir diye buza su demediğimiz gibi su da buz değildir. Arkaya doğru gidiyoruz. Ostat diyor ki madde esmaların cil ve cema nakış sanatı. E biz onu Türkçesini, Lazcasını, Kürtçesini söylüyoruz. Donmuş hali işte. Bunun rengi, şekli, siması, sureti, sesi vesaire. Esmaların cilveleri. Cilve. kendisini gösteriyor. Biraz da devam edeyim. İçsel alemin sabiteleri olamamak. Ahmak. Yani ikide bir kayıyor. Heylan bölgesi gibi. Bizim Karadeniz'de çok var böyle. Heylan, bö heylan bölgesi. İç alem. iç alem kayıyor. O Buraya gelin derse gelin. M müsaade etmem. Başka yerlere gitmeyin. Derse gelin. Zihniniz buraya gelsin. Bu artık burada, buradasınız. Heyran bölgesi iç hali. Sabiteler yok. Oradan kayıyor, buradan kayıyor, buradan su çıkıyor, buradan toprak kaydı. Sabiteler yok. Sabiteler olmayan kaygan bir zeminde ev yapma. Ona belediye belediye lazım. Belediye gidecek, zemine etüdü yapacak. İki tane şey diyorlar, değil mi? Ne diyorlar? Zemin etüdü yapıyor. Bir de burada olur mu? Ve ne kadar arsa büyük. Burada ne kadar nasıl ev olur? Yani biz he? Evet, yani imarı, da... evet, imarı ne kadar yetmiyor. Zemin etüdüne bak bakın. Alt, altına nehir mi geçiyor, çamur mu? İkisi de lazım. Ondan sonra, ya ben iyi bir ustayım. İyi bir bina yaparım. Zemin etüdün var mı? Olmuyor işte bak. İyi usta olmak, iyi bina yapmayı yapabilmek yetmiyor. Plan lazım bir. Planı usta, usta başka bir şey. Mühendislik lazım. Hangi mühendis? İmar var mı burada? Nasıl olacak? Ev nasıl olacak? İki. Zemin etüdünü başka bir tanesi yapacak. Tamam. Buradan tecrübe aldığımızdan dolayı Polatlı'da bir arsaya gittim. Şimdi orada yer alacağız ya. Ondan sonra o kadar güzel bir arsa ki ama etrafı tam bize sıfır bina. Biraz da meyilli. E ben bunu kazırsam inecek. Arnavutköy'de yolu indirdim aşağıya. Anadolu Belediyesi Allah razı olsun bir şey demedi yolu indirdik diye. Polatlı Belediyesi duman edecek bizi. Onu indirsem o bina inecek. Arsa çok. Me. Niye ucuz? Biraz hani oraya direkt dikecek adam. Ama vay onu bilmeyen adam Arnavut köy tecrübesini kullanmasam vay be ne kadar ucuz bir arsa. Ama oraya direkt dikersen arsanın iki katına çıkacak. Yoksa bina inecek. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Anlıyor musunuz? malzeme hayatta uygulamaya çalışıyorum. Onu bilmek yetmiyor. Doğruyu bilmek yetmiyor. Şey Hasan abi ahmakın yani e, işte akla bakar, kalbe bakar e, ya da vicdana bakar gibi böyle bir şey olur mu işte akılsız, sersem, e, serseri bir sürü şey var benzer aslında şeyler. bir şey var Var tabii İşte onu saydım. Akla bakan e, fikri sabiteleri olmaması. Hayır hepsi hepsine bakıyor. Ha, böyle bir belli tarafa. Yok belli belli muayen değil. Mesela hissi ahmak onu o kız veya e, delikanlı onu seviyor onu seviyor onu seviyor onu da seviyor önüne kendini seviyor ahmak sabiteleri yok yani hissi ahmak Eve uygulayayım sabiteleri yok İkide de bir her şeyi kızıyor İkide bir her şeyi tenkit ediyor memnuniyetsiz hali ya. Her şeyi eleştiriyor. Ya bana, bana ne, ne katacak? Ya ahmak. Ahmak nasıl bir şey? Ya ben bunu yaparken bunun bana faturası. Bir. Benim akrabama çıkacak fatura benden dolayı. İki. Çoluk çocuğuma ve onun psikolojilerine, gelecekteki hayatlarına, gelece büyüdükleri zaman yazıklar olsun o anne babama. Beni babasız, beni annesiz bıraktı. Diyeceğine. Sonra kocamın ve karımın akraba bakanlıkları, kayın, kayınbirader bakanlığı, kayınpeder bakanlığı, baba bakanlığı, bir sürü bakanlıkları. Yani ben bir doğru bildiğim yapıyorum. Doğru bildiğin ne? Doğru olmuyor işte. Zamanda yapacaktın. Senin doğrun sana has. En doğru evlenmeyecektin. Sana has. Senin dünya en doğru. Ve ben ne diyorsam o doğru, ne düşünüyorsam oysa. Niye evlendin kardeş? Niye hayatını paylaştın? Seninin doğru olduğunu kim söylüyor? Yanlış olduğun paylaşımcı değilsin. Katılımcı değilsin. İtici ve tenkitçi memnuniyetsizsin. Haklı olsan ne olur ki yuva yıktıktan sonra? Haklıyım. Yuva yıkıldıktan sonra haklı oldun ne oldu? Bir tane so söylemiş hep kullanıyorum. Benim dershane arkadaşım, ben kendi dünyamda misal veriyorum. Giderken işte eskime des arkadaşım. Ondan bundan açıldı Dedi ki Hasan, emsalize. Buyur dedim. Ya dedi, 7 senemiz, 8 sene, 7 sene, 8 sene beraber dershanede kaldık. Ya dedi, gitmeme sebep olan dedi falan biliyorsun değil mi dedi? E, öyle bir şey hatırlıyorum Evettin. Ya dedi böyle böyle ben haklıydım biliyor musun o olayda? Geç geçmiş mesela 20 sene. Dedim ki e, o olayda mı, o olay mı söyle? Ama inan o kadar haklıydım ki dedi. Dedim ki ee, ya filane o nerede dedim şimdi bak böyle hiç alışmamıştı ondan sonra geldi bir sarıldı e, gittikten sonra gittim yere geldi bu sefer dedim o nerede şimdi falan yerde dershanede dedi ne yapıyor vakıflık sen ne yapıyorsun emlakçılık yapıyorum e, bak, haklı olduğunda ne oldu dershaneden çıktın emlakçı oldun o bu dershaneden çıktı başka bir dershanede vakıflık yapıyor. sonuç ne Ha, bak sonuç buysa süreci sonuca göre değerlendir. Bu sonuca göre. E şimdi yuvayı yıktın. Haklıyım. Haklı olsan ne olur? Haklı olsan ne olur ama? Evde mesela haklıyım. Buna kaşe etmeye bağırma çağırma. Haklıyım. Haklı olsam ne olur? Hukuku paymal ettim. Evi zehirledim. Evi zehirledim. Gerdim ortalığı. Gerdim evi. Haklı olsan ne olur? Sonuç ne? Herkes bu havayı teneffüs edecek. Haklı olsan ne olur? Ahmak. Ahmaktan konuşuyorum diye misal veriyorum. Böyle tıngır tıngır müceridat ve mücerit manayı değil, eylemsel, hayatta göstermeye çalışıyorum. Ahmak nedir? Zalime merhamet eden de ahmak mı olur abi? Öyle oluyor. Bilmiyor ki. Yani dostunu, düşmanını, muhabbetini bilmiyor. İç sabiteleri olmaması. Hayatına doğru sorular soramaması. Ahmak tek yönlü değil. Ahmak iç halimde dört yeri tahrip eder. Dima, vicdanı, kalbi, ruhu tahrip eder. Hayattaki yansımalarından anlarsın iç halimi dumura uğradığını. Sadece onu akıldaki sabite yeterli değil. Değil değil. Mesela öyle olsaydı akıldaki sabiteler. E, ben doğruyum. bu mevzu doğru. Hadi bu doğru uygula. Ama sonuç itibariyle evi yıktı bu doğruların. Ha demek ki doğru değilmiş. Yani Doğruymuş küçük dar dairede. Geniş dairede doğru değil. Ben şimdi kendime göre e, köyümdeki insanları ve cemiyetlik insanları yakın akrabam kendime göre mi değerlendireceğim? Cemiyetin ahvaline göre bu adam iyidir. Bana göre iyi değil veya ölçüye göre değil ki. Ya. Mesela uygulayayım. Aşağıda. Ders bittikten sonra herkesle tokalaşıyoruz. Sorusu var gelip soruyor. Farkında mısın? Ama bir çocuk yanıma geldiği zaman hepsiyle tokalaşırken böyle otururken çocuklara İstisna çok az. Hep ayağa kalkıp sarılıyor. Öyle mi? O çocuğun o dersten elbette ki o dersten ruhu alıyor, şuuru idrak etmese de ama esas onu inşa eden, ihya eden, içine taş koyan senin alakan. Öyle bir çocuk demişti ki annesi göndermiş. Anne ben artık orayı bırakmayacağım Hasan amcaya gideceğim. Demiş kırık anda. Niye demiş ne oldu? Yavuz. Ya dedi o milletin için herkes tokalaştı. Bir ana kalktı, sarıldı. Hiç kimseye sarılmadı. Herkes de tokalaştı. Ben amcayı bırakmam daha. Onun, senin için küçük ama onun için büyük. Birkaç tane de okuyayım. Mevzuya geçeyim. Ahmak e, çok ilginç yani. İç sabiteleri, iç sabiteleri oturtamaması. Ahmak bilmenin, bak ahmak bilmenin bilmemiş gibi davranma. Bunu... Laikada bu. Bilmenin bilmemiş gibi, bilmiyormuş gibi. Yani sanki ona Allah'ın hükmünü bilmiyor. Yani risaladaki bilmiyor. Sanki vazifesini bilmiyor. Bildi aldı, bilmemiş gibi davranıyor. Eylem. Oysa çok iyi biliyor ki bu burada olmaz. Bulunmaz, yaşanmaz, alınmaz. Yani bu arzu ve isteklerimiz Evet haklıyım, fıtrat istiyor ama burada yok bu. Bunu ertelemem lazım, ötelemem lazım. Evet haklıyım ama bu ortamı, bu aileyi geliyorsa, huzuru kaldırıyorsa bunu istemem doğru değil. Ama her doğru, her yerde, her zaman doğru değildir. Mesela usta da istisna diyor, Her do her bildiğin doğru olmalı, her konuştuğun doğru olmalı. Ama her doğru her yerde deme diyor. Ben oradan mefhumu mukalib ile çıkartıyorum ki e, her yerde demeyi hiçbir yerde demediği anlıyorlar. O da yanlış. Her yerde deme diyor. Birkaç yerde de ya canım. Yani bu, bu burada şunu anlıyor. Her söylediğin doğru olmalı ama her doğru her yerde deme diyor. Her yerde deme. E, her yerde. Ama bir yerde de. Yani sanki şey yapmış. O zaman doğru yok olur. Yok olur ortadan kalkar. Üstesine yapacaksın. Zekilerde olur ki bu kendisi kendisine yeteceğini zannetmektir şeytan gibi. Şeytan zekidir akıllı değil. Şeytan niye şeytan oldu? Kendisinin son cümlemiz kendisinin kendisine yeteceğini zannetmiş. Bizi uygulayalım. Ben bana yeteceğimi zannediyorum. Evet. Yanlış kapıyı çaldım. Evet. Bu cevabı almak sukut var ya. Hani evet. cevap sukut. Sanki ee, ahmak artık sanki böyle son viraja gelmeden önceki hali gibi artık daha laf sözden anlayacak halin bittiği hal gibi geliyor. Çünkü cevabı ahmaklık sukut. Yani ona daha çok uğraşma. Yani sanki böyle e, kötü sıfatların en sonlarındaki yani ondan sonrasında zaten daha iyi çıkmayacak bundan gibi bir sanki şey anlıyorum ahmaklık hali. Bir de bizde de ahmaklık şöyle. Bir insan bilerek ısrarlı yanlış iş yapıyor. Sonucu da gidiyor. Biz hak ve hakikatı tebliğ namı altında ona hakikatı söylemek, hakka karşı hürmetsizlik ahmak bir söz. fikri geliyor. Değil. Değil değil mi? Değil. Söylemek mi söylememek? söylememek gerekiyor. Ha, <laughs> <laughs> o da bakar. baktığım ahmaklık sıfatı var. Hiç hiç karışmayacaksın. E, zarar veriyorsan artık zararını yapacaksın? Oradan uzar. Çünkü akma çare yok. Çünkü bu k大丈夫, <laughs> kimse, e, İslamiyet de değer kaydedir. Çünkü mektubatta diyor ya. Hakkı. Bilerek, severek e, ustad e, birinci şu da de geçiyor. Ve yesuduna an sebilillah. Hevesat-ı nefsaniyeye, hayat peres ve ehli dünyalıklarına e, şeriatı eğri, no, eğri, büyürü, noksan, kusurlu dört gördükleri için hiç bir şey yapılmaz. Ahmak. Mesela ahmakla alakalı İsa Aleyhisselam'la olmuş bir şeyi anlatayım. İsa Aleyhisselam nefes nefese kalmış bir yerden kaçıyor. Kaçı, kaçarken havarileri iki kişi denk geliyor. Petrus galiba. Ey Allah'ın Resulü nereye gidiyorsunuz bana? Çünkü yaptılar herhalde saldırdılar diye. O iki havari de bırakmadı. Peşine gitti. Neyse dağın eteğine gittiğini söylüyor. Dağın eteğine gitmiş. Sonra nefes tanıştırılınca dedi ki ey Allah'ın Resulü seni böyle kaçırtan, şey yapan hareketlendiren neydi diyor. tarih şeyini söylüyor. Diyor ki Allah'ın izniyle ben cüzdama hastalıklarını düzelttim. Allah'ın izniyle körleri gözünü açtım. Bak dikkat ediyor musunuz? İki. Allah'ın izniyle ölüyü dirilttim. Allah'ın izniyle dört. Mümkün olmayan hastalıkları düzelttim. Eee ne alakası var kaçışına? Ahmaktan kaçıyor. Ahmaktan kaçıyor. Bana zarar verir diye diyor. Düzeltmeye kalkmak şöyle dursun. Ondan kaçtı. Ahmaktan uzak dur. Niçin? Nasıl ki bir ortamda, bir sohbette ne olacak canım? Biz niye pazar günü herkes almıyoruz? Ne olacak o kenarda dinlensin? Hayır. Sirayet ediyor, bozuyor. Burayı zehirliyor. Lakaytlığı ...lakaytlık ve ciddilik ve ehli ehil olmamak oraya sirayet ediyor, sirayet ediyor. Ya yani dolayısıyla ahmak düzelmez. Çünkü e, ne demiş ki en iyi bir doktor olsa, en iyi ilacı da verse, ama o ...şifa bulacağına, vesile olacağına, iyi olacağına inanmıyorsa... ...o doktor, o ilaç ona fayda vermez. Ahmağı bir şey olmaz. Üzermez. Huma, Huma, Sarhoş ahmak. Acayip bir şey. Mesela o mektubatta sayıyor da... ...o da gelecek tabii yazmışım. Ahmak kim alıyor? O küze inci boncuk takmayın. Yanlış olduğunu bildiği halde avukat gibi diyor kendi hissiyatını, fikriyatını savunur. Yanlış. Biliyor. Bilerek, bilerek yanlışı ısrar ediyor, savunuyor. Ahmak'ın en büyük özelliği nedir acaba sorsak? Nedir? Bunu sorduğuna göre sen söyle. Her şeyi bilendir. Evet. Hiçbir şey bilmeme imkanı yok. Evet doğru. Her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Uzaydan bahsedersem uzay bilir. Hücreden bahsetsen hücreyi biliyor. Dinden bahsetsen şeriatı anlatıyor. Evet. Her şeyi evet. biliyor. Fakat bunların dışında yaşıyor. Evet. Cennet cehennemi bir anlatsın. Günahları bir anlatsın. Ama günahı kendisi yapıyor. Komünistlerin şey. evet. eşitlikten bahsetmesi gibi. Nereye kadar diyor. Onu merak ettim de. Pazarda bir tanesi komünist vardı eski dostlarımızdan. Ee, dedim ya ne oldu dedim ya bu şey. Ee, yoldaş dedim. Dedim ya bayağı dedim büyük şirket. Ya sen bir şey söyleyeyim mi dedim. Sosyalistik, komünistik dedim. Herhalde dedim para bulana kadardı galiba. Şimdi kapitalist mi olduk dedim. Hani işçilerim işçilerim böyle hak hukukundan bahsediyorduk ya dedim. Şimdi çay fabrikası var sende. Yoldaş ne oldu dedim ya böyle. Biraz isyan ediyorlar gibi işçiler dedim ya. Hiç ses yok. Var Çatalca Belediyesi'ne bir tane. Öyle sosyalistik, komünist böyle. Tanı, benim tanıdığım. Ondan sonra o Çanakçan oralarda arsalar aldı, alıp sattı, alıp sattı. Şimdi komünistlik iddiası yok. Bildiğim için söylüyor. Para bulana kadar. Öyle demişti. Biz Amerikan düşmanıyız. Mal burası, garası bulana kadar demişti. itiraf ediyor. evet, evet. Patron olduğu zaman o sosyalistlik bitti. Kapital başladı. başladı. Kapitalizm başladı. Ya Zaten e, Tarihçi de ne diyor? Dava adamının en büyük vasfı nedir diyor tarihçide? Dava adamı iddia ettiği, mücadele ettiği davayı muvaffak olduğu zaman... ...acaba aynı davayı güdüyor mu? Davasını güderken mutevazı, alçak gönüllü... ...davasına muvaffak olup insanlara etrafında topa, toplandıktan sonra... ...hala o mutevazı ve alçak gönüllülüğü devam ediyor mu? Tarihçede geçiyor. Arkadaşlar ben bunları niye toplanıyor, ne ilgin zihnime geliyor... Soru soruyorum. Sizin bildiğiniz şeyler bunlar. Ama soru sormadığımız için külliyattakiler dağınık. Kur'an Kur da böyle. Bir de, bir de şey abi. Ahmak'ın en büyük özelliğinde bir tanesi daha asla geçmiş ve gelecekle hiçbir bağlantısı yok. Anda yaşar. Evet. Zekiya. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Arkadaşlar 287 sizi gönderdim Sırrı İnsani'de. Kastamonu 197. His dersindeyiz. Bu ısırmak için işte ama hayata da lazım olacak. Hayattan kopuk ders istemediğim için böyle ısırma namı altında çaktırmadan çakıyoruz kendimize. Hayatımıza çakıyoruz. Böyle. E, yukarıdaki heyelanlar inmesin diye kazık çakarlar ya inşaatçılar. Çaktırmadan çakmak. Evet. Kastamonu 197 bulan bir kişi söylesin ben devam edeyim. Tamam aya, hayatının sırrı işaresiyle ahireti bildikleri bak görüyor musun bak ve iman ettikleri halde dünyayı ahirete severek tercih etmek ve kırılacak şişeyi şişeyi iki defa yazmış baki elmaslara bilerek rıza ve sevinçle tercih etmek ve akıbeti görmeyen kör hissiyatın His dersimiz olduğu için karşımıza bu çıktı. Hükmüyle hazır bir dirhem zehirli lezzeti ileride bir batman zehirlere tercih eder diye devam ediyor galiba. Evet. Kör hissiyat dersini yapmıştık. Kör dersi yapıldığı için yapmak için yapmadık. Hissiyat olduğu için onu değerlendirdik. Şimdi mesela iptal his hatırlarsınız. İptal his yaşamıyor mu kendin? Yaşıyor ama kendisini yaşamamasının adıymış. Bunu diyebilmemek için şu cümle. Kaç saat, kaç sene lazım araştırım, İptal his. İnsan merak ediyor mu? İptal hisseder. İptal hissedince his yaşamıyor mu? Yaşıyor. İptal ne demek o zaman? Ha bu ya. Yani. Aşağıdaki ekranı gösterdim. Kendi bilgisayarını seyrettiğini zannıyla onun bilgisayarına kendi bilgisayarımı monta ettim. Seyrettiklerimi seyrediyor. Tercihlerimi tercih ediyor. Sevdiklerimi seviyor. Dostlarımı, düşmanlarımı ben belirliyorum. O ama bana değil buraya bilgisayarına baktığı için kendisini seyrettiğini, kendisini yaşadığını zannediyor. Bu iptal Yani onun bilgisayarını iptal etti. Kendim mi oradayım? Tamam. İşte kör hissiyatın hükmüyle hazır bir dilem le, zehirli lezzeti ileride bir batman lezzetleri tercih ettiriyor var ya. Kör hissiyat, ahireti bildikleri ve iman ettikleri halde, bilerek ve severek dünyayı tercih edenin halidir. Yani kör hissiyat demek, ahiretsiz dünya demektir. Çok tuhaf. E, vahiye kulağını kapayınca sağırdır. Ahirete lakayt olmak körlüktür abiler. Kör deyince, kör fikir kör düşünceler, kör hissiyat deyince doktor her gelini ahirete koyacaksın. O merkezde düşüneceksin. Geleceğe kör deyince görmektir. Vahiy görülmez abiler. Vahiy işitilir. Vahiye muhatap olunur. Ahiret görmek değil. Şey ahiret işitmek değil. Ahiret görmek. Gelecek görülür. Geçmiş görülmez. Düşünülür. İdrak edilir. Onun için kör hissiyat deyince Ahiretsiz dünya. Evet. Gafletin bir unsuru. Bu çok mühim yani. Risale okumalarında şey kullanacağız. Demek ki ahiretsiz dünya demektir. Sağır hissiyat ise sağır ise vahisiz, Allahsız olma haletinin hissi demektir. Sağır. Sağır olup kör, mü, kör olmuşlar. Belki divane olmuşlar. Hakikat işitmiyorlar, görmüyorlar diyor. Evet, şimdi öteki sayfaya geçtik. Burada kör hissiyatı tespit etmek çok zordu. Çok uğraştım. Neyindir? Ama çok nimet elhamdülillah. Kastamonu 233. Yani defterin 288. sayfa arka sayfa. Uzun bir metin. Görüyor musunuz? Zaten orada göreceksiniz ama bakın üşenmeden mana nereden çıkıyor diyor. Bak, dizme hiç dokunmuyoruz. Zaten diziliş kendisi izah diye olmuş. Bak şunun açılımı şu, şunun açılımı şu. Şunun komple açılımı bu. Bunun da izabı, bu. Bunun da yansımaları. Şunla şu, 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 şu. Eğer defter devam etseydi böyle devam edecek. İşte bu dizme, manaya göre dizmenin adı nazm-ı manidir. Bunun örneği nerededir? İşaret-i Manaya göre yazı metni dizmek dizilişe göre o hangi manaya göre o metin yazılmışsa işaretleyeceğiz veya sözler hangi manaya göre dizilmişse aynı yönteme yakın veya onu bulmak adına o dizilişten o aslı manaya evvellemek o dizen zatın murat manasını orada yakalamak yani hangi manaya göre bunu dizmişse bu dizilişten de manaya geçmek. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Et, evet. Geç, tersine geçmek. Allah nazarı demek Allah'ın kainattaki maksadını görmek, bilmek, bakmak. Hangi manayı yakalamış Bediüzzaman? Manayı nasıl yakalamış? O manayı plakalamak, adres demek, tabir ve kelama şeklinde ifade etmekle o manayı orada yakalamış. Kuşu yakalamış hadisteki gibi ayağından. Eğer sen bu tabire kelamına, zahirine hası nazar edersen kışırına kalırsın. Şişeyi yalarsın. Bala vuramazsın. O tabir, o, naz, o dizilişten, naz mı maniden manaya geçmen gerekiyor. Suretten hakikate geçmen gerekiyor. O zaman Allah canibi oluyor. Kastamonu 233 hayli zaman sonra nefs emmarenin kendi desayesinden başka daha şiddetli ve daha ziyade söz dinlemez. Bir, daha şiddetli. İki, daha ziyade söz dinlemez. Üç, daha ziyade ahlakı seyyeyi idame eden. İki, dört met. Üç, bu heves, damar, asap, tabiat. Halitasına çıkan. Halita nedir? E, Tayin pekmezi karıştırır gibi. Hevesi, damarı, asabı, tabiatı ve hissiyatı karıştırmak. Damarı konuştuk abiler. Asabı konuştuk. Tabiatı konuştuk. Hevesi de konuştuk. Ne zaman? Kör hissiyatta. Hatırladınız mı? Geçen hafta. Hevayı da konuştuk. Şimdi demek ki o damar nedir? Derse katılacaktı. Katılmayan da dinlemesi lazım. Yani da notları da attık zannediyorum. Damar. Günlerce haftalarca uğraşılıyor. Lütfen Radiyallahu anh hazretleri siz de buyurun, buyurun, da bir yarım saat ver de damarı öğren. Çünkü bu arzu ettiğin cenneti ben de arzu ediyorum da. Öyle paldır küldürlü olmuyor. Evet. Damar. Umumi ders aşağıda. Damar nedir? Damar hangi sisteme bakıyordu? Kalbe mi? Vicdanı mı? Kalp. Kalp. Evet. evet, çok güzel. Asap? Dima. 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 Evet. Dima. Onun hissiyat malum. Heves neydi? Ceset. 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 Çabak işte. E ondan sonra başka neydi? Tabiat demiştik. Evet. Yani çalışılarak öyle paldır küldür bunlar lugatla olmaz abiler. Allah aşkına ya. Asap sinir sistemi demiş. Şimdi dima, dima yani dima deyince üç kuvvelerin şey var ya. Kuvve-i gadabı, kuvve-i kuvve şevin ifrat ve tefrit modlarının bütünselliği. Asap. Gördün mü? damar. E, damarma dokundu diyor. Mesela buca vesaire, şöhret, riya buna damar. Damarı oluşturuyorlar. Damar kalptekiler yani. Ama küllat başka bir şey ya. Başka bir yol istiyor ya. Ya bu asra ait. değil. Ee, Peygamber Ali vesselam demiş ya. Bak iyi dinleyin. Aynı ustadın da yakın çevrelerine öyle düşünün. Peygamber Ali selam demiş ki ya Ali ben Kur'an'ın tenziline sen de teviline savaşacaksın. Ben Kur'an'ın inmesinin zeminini yaptım. Kur'an'ın inmesine e, şey yaptım. Sen de o mananın o mananın a buraya gel. Veya a, a buraya geç. Kalkma, sen kalkma. Kalkma. Ders ders kalkma. Ha ver onu. Dersten kalkılmaz. Peygamber Hazretleri'nin sünnettir. Kim gelirse gelsin. Hiç kalkmayacaksınız. Çünkü dersin hangi muzu? İhtiyacı olan zaman da gelir. Demek ki o tabirleri yerinde kullandığın zaman pergeli ona koyuyorsun. Pergeli oraya koyuyorsun. Mesela kör hissiyat deyince ahiretsiz dünya. Sar hissiyat deyince vahissiz dünya. Vahissiz. Şimdi bu beş taneyi heves, bedensel, asap, dima, damar, kalp, hissiyat, vicdan, heva, ilahlık iddia etmek. Bunun bu beş taneyi yoğurursan heves, damar, asap, tabiat, hissiyat bu pekmez tayin gibi halita diyor. Yani haliçe. Yani bir halı örmek gibi. Dokunmuş. Bundan çık halitasından çıkan ne çıkıyormuş? Bu beş tane de ne çıkıyor? Beşi bir araya gelince heva olur. ilah olur. Evet, hevayı doğuruyor bu. Bunu eklersin. Evet. Orada da biraz zikrettim ama dedim ki aşağıda anlayan anlar. Çok uğraştım. Heves, bak şimdi. İlah, men ittehaza ilahahu hevahu. İlah iddia etmek. İnsan durup dururken niye ilah eder? Hevesi. Bedensel hazır. Gir içeriye. Aklın asap. Kuvve-i Aklıya, Kuvve-i Gadabıya, Kuvve-i Şevye'nin ifrat ve tefrit modları asabı vicdanayın kör ve sağır hissiyatla, kör ahiretsiz hissiyat, sar vahisiz hissiyat, sağır maziye, vahye, vahye, vahye kula şey gözü açık denmez. Ahirete de işitmek denmez. Ahiret geleceğe ait, gelecek gözükür, geçmiş işitilir. Bir daha ilah ne olur? İlah. Bir insan ilah niyesi, ilahlık niye iddia eder? Altyapısı şudur, altyapısı. Heves, bedensel hazları esas yapan hayatı dünyevi, dünya hayatını esas yapan. İki, asap, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i ifrat ve tefrit modlarıyla asap. Dikkat ediyor musun? Dışarıdan içeri giriyor. Beden, dima, vicdan, vicdandaki hissiyatın sağlığıyla vahyeden kopuk, Körlüğüyle ahiretten gafil. Yaradılış hikmetini kaybetmek. Hissiyat. Kalpteki damar. Hubuca. E, hav. E, enaniye. Tama. E, şey. Mencik. He? Menfi minicik. Bir sürü şeyler var mesela. İhlasızlık. Men... Bunlar hepsi damar. Kalbi. Kalpteki damar. Kalpte damar. Ruh da Tabiat, yani huysuz, geçimsiz, yani ahlak, ahlakar. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. O tabiat, tabiatın tab, tab edilmiş, yazılımını bulmuş. Bu beş taneyi, bedenini, dimağını, vicdanını, kalbini, ruhunu bozmaktan gelen bozmaktan gelen ifrat modundan ilahlık iddia etmek dışarıya. Kendini hiç saymak, yeisi mutlaka atmak hevanın da tefrit modudur. Hiçbir şey anlamı olmadığını, hayatta hiçbir şey ifade etmediğini, hayat hiçbir şey ifade etmiyor diyenlere doktorum, hayat benim için anlamı yitirmiştir, hiçbir değeri yoktur, hayat denen bir şey yoktur diyenin kendisi böyle olduğundandır. Tefrit modundandır vasatı o o şey var ya e, hevanın o Cenab-ı Hakk'a o kadar büyük nimet ya ki şirk ile itikadını küfür ile imanını ifade etmek için mesela e, pazarda dün akşam dün şey akşam bir ders oldu hep hocalar vardı çok Allah razı olsun şüphe değil mi? ne kadar acayip Allah hakkında şüphe peygamber hakkında şüphe Kur'an hakkında şüphe, meslek hakkında şüphe, tarikat hakkında Nurcu şüphe. Büyük nimet ilahi deyince birbirine baktılar. Şüphe doğru zannettiğimizin sağlamasıdır. Matematin yaptığını doğru yaptığını nereden bileceğiz? Sağlaması lazım. Sağlaması o. Yani şüphe büyük nimet ilahiyedir. Yani. yani e, hevanın, evet evet. İlah men menesem çünkü mesela kullezu Nas bu çalışınca çıktı rabbinas sığın diyor nasıl sığınacaksın vasata gelmek rab tamam yani bendekiler ondan bunu bilmeyince dışarıya rablık yapacak yani bu heva da ifratta başka şeyleri ilahlık et diyor başkasına ilahlık iddia etmek travun gibi da ilahı ilahlık Zaten olmak. Evet. Zaten yani, bu anlamda, evet. Da yani mesela kafasız kafasızın kafasında ne şık var? Zaten aynı olsun diye. İlahi anlamak için ilahlık iddiası, ilahlık iddiasının e, iddia etmenin ne kadar zulüm olduğunu anlam ancak öyle anlar. Sıranlar mı ilahlık iddia etmenin çok berbat olduğunu? Niye anlamaz? İlahlık iddia edebilecek insanlara aittir ilahlığı iddia etmek büyük zulüm olduğunu ya da o e, ifrat tefritin farkında olup e, dalık hali yani hani la ilahe demek gibi evet. yani onların ilahlık olamayacağı... sistemini anlamak belki hayvanlar evet. yani o küfür niye duruyor iman ettiğimiz halde? onu orada tutuyor yani ademi bir vücut İşte ilahı anlamak için mesela diyelim şöyle misal vereyim evet mesela ben Rabbuke denebilmesi için, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Denebilmesi için evet veya red etme özelliğimizin olması gerekmiyor mu? Yani sen buna diyebilir misin? Ben senin e, Rabbin değil miyim? Cenab-ı buna sormuş mu? Niye sormamış? Çünkü bu cevap ver veya red edip kabul etme özelliğine sahip değil. Yani kabul ve red özelliği yok. Eğer ben sana soru sorabiliyorsam Mehmet kardeş diyorum ki ya bunu söylesene ben bilirim ki sen bunu muhatabısın diyebilirsin reddedebilirsin veya kabul edebilirsin sen bu donanıma sahipsin. üstüne duruluyor ama hayvanın vasatı huda değil midir abi? Hayvan? Huda işte hudayı oradan çıkartmak mesela nasıl o şuna kıvranıp duruyorum ya kardeşim e, i̇lahlık iddia etmenin ne kadar berbat olduğunu anlamak için ilahlık iddia edilecek fıtratta olmak gerekiyor. O potansiyel, o potansiyel olması lazım. Orada huda çıksın. Yani mesela şöyle diyeyim. Ee, sen memurluktan geldin aşağıdan amir oldun. Ha, sen şimdi memurluğu biliyorsun zaaf noktalarını. Şimdi sen Amire ne yaparsan o rahatsız olacağını memurken biliyordun. Şimdi sen de yani o amirler ne hareket yapıyordu ben rahatsız oluyordum. Şimdi ben onu yapmamam lazım. Yani arkadaşlar ben ifrata ve tefrite düşmemem için ifrat tefrit modunu ve vasatı bilmem lazım. Şirkin ne kadar berbat olduğunu bilmem için Şirk, şirk yapma özelliğim olması lazım. Yani şirk özelliğim yoksa itikadım olmaz. Ona rağmen bu la ilahe yoksa illallah olur mu? Yani heva sistemi olmazsa hüda anlaşılmaz. Anlaşılmaz. Bu çok önemli. Olmaz ki. Ustad zaten söylüyor. Ee, diyor ki nerede geçiyor bak. Ee, huda e, heva diyor He, o 744 diyor sözde bir yerde yazdım onu ama hı hı. dur bakayım neredeydi o? Şifa, şey ha deftere de yazmışım öyle. O kadar o kadar mükemmel. Ha, ha sayfa. E, 744. bak kalan kalmış nereye yazdım buraya yazdım da bir yere yazdım. E, var, ha, ha işte e, ne zaman ilah ilah iddia edebilir? Bak bir şey söyleyeyim arkadaşlar. İnsanın, insanın e, şahsiyetin izetini, şerefini korumak için namus dediğimiz, namus dediğimiz, zahirdeki o cinsiyet manasında değil, kişilik yani korunması için olan organlar en korunaklı yerdedir. E, i̇lah iddia etmesin diye, edemesin diye beş tane sistem koymuş dima, şey beden, dima, vicdan, kalp, ruh. Yani heves, asap, bir insan ilah iddia etmesin diye çünkü korkunç. Bu sistemleri payanda koymuş. Aşarsa. Mesela şöyle diyeyim. İman akılda olsaydı çoğumuz her gün çok defa kafir olmuştuk. İmana dokunmasın diye payandalar koymuş itikadı akla koymuş. İtikadı bozuk olan imanı bozuk olmaz. Ona şey denilir. Emirdağ'da ehli bid'a denilir. Ehli bid'a itikadı bozuk ama imanı var. Ha, ha şimdi iman diyor akılda değil diyor. Kalpte diyor. Elde ayaklara mı diyor? Ha? Şimdi bir insanın imanı bozulabilmesi için imanı yok olması için dimağa dümura uğraması lazım yedi mertebe dima çökerse itikat çöktü. Sonra vicdana inecek. Allah nasıl korunaklı yaptı hemen gitmesin diye. Hemen ulaşılamasın diye. Sonra vicdaniyatı çıkması lazım. Sonra kapte küfür aktif olursa, küfür aktif olursa, imanı boğarsa küfür imana zıttır. Şirk itikada zıttır. Şirk akliyidir, küfür kalbidir. O zaman küfür aktif olursa iman gider. En son vicdan demiştik geçen ders. Heh. Geçen ders en son vicdan. En son o ondan besleniyor o başka bir. Sonra mesela e, beden ruh vasıtasıyla beslenir. E, peki ruh neyle beslenecek? İçeriye dışarıya dışarı içeri vicdanla. Onun için ruh da vicdanla beslenir. Aybiş. Şey. İlah ilahlık iddia etmesin ama ilahlık sistemi olması lazım bu insanda. İlahlık sistemi olmadan huda olmaz. Ona rağmen yani la ilaheye rağmen illallah. İlk önce ilah olacak ki şeyler mi? E ee, ilah. i̇lah. Bak bakalım ilahlığa uygun mudur? Ha o ne yapıyorsun? Hayvan ifrat. Sesini Ha yaz yaz. <Bilder> yaz al. <infinity> <laughs> Doğru. Ha o zaman o neyse ders müzakere güzel de ben de aynısını düşünüyordum yani bu ifrat ve tefrit çok önemli. Tahtada yazmak oraya çıkmak zor değil mi? Nasıl yazayım? <laughs> ne işte. Ifrat ya. Ben <laughs> çok kararlıydım ama. Evet. <laughs> <laughs> Böyle. Ha, i, o zaman bak şimdi. Bir insanda şirk yapma özelliği yoksa o insandan itikat olmaz. La ilaha olmadan illahla çıkmaz. Eğer küfür özelliği yoksa iman çıkmaz. İlahlık özelliği olmasa huda olmaz. Yani varsa negatifi olması, lazım. Ama ille nefsi lemirde değil. Mesela diyor ki şirkin vücudu yoktur. Önce negatif. He. Ne bak şirkin vücudu var mı? Benim Yok. Ama kafasızın kafasında var. Niye var? Ona aynı olsun. Adem niye var? Vücuda sebep olsun, zemin olsun diye. Adem niye var? Vücut olsun diyor. Şimdi heva <gülüyor> ifrat <gülüyor> ifratı tahakküm şeytan. Yapma. Bak <laughs> ama baş tahakküm tahakkümle değil de şöyle

kalkışmak. Tamam. Şimdi tefrit Tamam nefsin? Karşıyı. Evet başkasını ilah edirmek tefrit. Karşıyı ilah kabul etmek karşıya ilah edilmek. Çe şey, ilahlık iddia etmek ben. Ne mesela Şedat Firavun. Firavun Şedat ne dedi? Hud Evet de şunu dedi. Tabii ki dışarıya. Onu yazıyorum ya şimdi. Şu yani şu. Lut aleyhisselam dedi ki Lut dedim şey Hut aleyhisselam. Senin Rabbin göklerin Rabbi ise ben yeryüzünün Rabbiyim. Ben Rabbiyim. Ben Rabbiniz değil miyim? Enne Rabbukumul Ala. Enne Rabbukumul Ala. Yani ben sizin ali, yüksek sizin zannettiğiniz ilahlardan daha iyi değil miyim? Ne yaptı? Karşıya ilahlık iddia etti. İfrat hep haricidir. Tefrit hep kendinedir. Vasat ise hak ve hakikat olan sünnet-i seniyedir. E, e tefrit nedir? Kendine dönder şimdi bunu. E hevasına başkasını, başkasını ilah edinler. Ama az önce de benim, şey öyle bir hiçbir, e, hiçbir şeyinin de olmaması. Başkasına yani bir anlamlı Ha, ha o tefrit. Tefritin mesela hayat anlamını yitirmiş. Bak şimdi. Yeis tamam mı? Ona geleceğiz. Var, He. Şuraya olunca şimdi yeis ne olur? Başkasına ilahlık bir şey. Beraber dolduralım da yazalım. Şimdi hayat anlamını yitirirse kendisinde anlam kalmazsa ben hiçbir şey aramam. Ben ay ne olacak ya? Her şey ters gidiyor. Betbin. Betbin. Ee, betmin ama yani eee hodgan şey değil kendini düşünmüyor. Kendini de ortadan kaldırmış. Betmin, ümitsiz, yeyis. Yeyis bu. Abi nereye tapan işte ya? Bu <laughs> yani kessede tapıyorsun sanki abi. Her şey yok. Her şey kendini abi. ortadan kaldırmış. Her şeyin dili oluyor. Yani kendi mi? Başkası kendi başkasını idat ilah ihtiyacı. itiyor. Allah'ın haricinde. Başka ifratla ne fark var? Oğlum, i̇frat ilah diyor. Başkasına. Ben ilahım diyor İfrat. Kendisi dediğin. Ne Bak şimdi kendisini o kadar, o kadar ilahlaşmış ki kendi dünyasında senin de ilahınım diyor ifrat. <laughs> Bu niye ismi oldu? Çünkü e, Kendini ortadan kaldırmış, anlamdan anlamdan silmiş, hayat bitmiş. Herkesi dilencilik eder. Hiç, kendisine e, betbin olmuş, betmin tamam mı? Betbin. Yani kendisi artık hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunun adı da intihar zaten. Peki burası ne oluyor? Burası da cinnet oluyor. Burası şöyle de diyebilir cinnet karşıyı ortadan kaldırmak. Bu intihar. Hasan abi o mesela ilahlık iddiası dediğimizde aslında hmm. yani ilahlık demek, şirk demek, küfür demek yani. Yok. Ha şimdi o zaman buradan bir fark çıkıyor. Hayır hayır, şirk o değil. Şirk o var o da var. Küfür örtmek ilah ise hiçbirisi değil. Onlardan da besleniyor. Yani imansızlık demek istiyorum. Şimdi heva eşittir imansızlık mıdır? de diyemiyoruz değil diyemiyoruz. mi? Yok. o zaman bir fark koymamız lazım. Yani bir farkı olması lazım. İmansızlık hali değil demek ki. İmansızlık bile al içinde nimet. Daha, Daha tabii. Mesela şirk nimet. Buna göre. Şirk Allah var ama bu da var. Bak Allah kaldırmadı. E, o zaman, o zaman hava'nın sureti kalmayı hakikati, mahiyetinden konuşuyoruz. Siz şimdi tam mahiyeti diyorsunuz gibi geldi. Evet. Yani şimdi... bende de hava yok mu mesela? Ben öyle bakıyorum şimdi. Ben de, ben de. Hava, hava olmadan Hudayya nasıl varacaksın? İşte o zaman, e, zaman kaldı revanı. E, hangi takdir şeyinden konuşuyoruz onu netleştirmemiz lazım. Yani e, şu ilahlık dediğimizde o zaman imansızlık halidir. Peki nerededir biliyor musun bu? Bak iyi dinleyin. heves bedenseldi. Şirk akıldaydı. İtikat orada. His tarafkirlikteydi. His. Neydi o? hissiyat. Katı neydi? Damar. Ruhta neydi? Tabiat. İlahlık enede. Heva da orada. Bu beş tane sistemle besleniyor gördüm ben. Şey diyor. heva şey e, ilahlık iddia etmek, ilahlık iddia etmek. İlahım men ittakaza ilaha hevahu. Yani o hevasından demiyor. Çok ilginçtir. Yani bu nasıl bu buraya varır diye o 4-5 tane sistemi dümura uğratmadan ilahlık iddia edemez. Hasan abi, bu beş tane şey bu halit adam diyor ki metinde bir ma nef manevi nefsi emare gördüm diyor. Evet. Manevi nefse emare midir heva? Manevi nefse emare değil. Manevi nefse emareden sonra zaten ifrat modu o. Manevi nefse emare bu beş tanedir. Maddi nefse emare nedir? E, maddi nefse emare beş duyu. Organlarının arzuları. Tamam mı? bu maddi nefse emare. Manevi nefse emare nedir? Heves, asap, hissiyat, damar, tabiat halitasından çıkıyor. Evet. Bu manevi nefse var. He ikisini de karıştır. Sonuçları nedir? Maddi ve manevi nefse marelerin hulasası ilahlıktır. O zaman ilah. Hepsi beraber, bir, siz dediniz ya 5 tanenin halitası helal İşte orada bir helal halitası yani onun sonrası ya. Yani. Manevi ve maddi nefse marenin neticesinde O zaman ekleyebiliriz onu. Maddi manevinin bütün, bütün e, hepsini Hiç beraber şey. nefse dememiz gerekmiyor mu? Yani nefse emmare nedir? Maddi manevi. Evet evet. Onun, onun neticesi da, heva. Nefse emmare eşittir. Heva olduğunu. Hayır. Onun ifrat modu diyor. Anlatabiliyor musun? O da öyle çıkar. Onun if ifrat modu yani değil mi? Yani sanki abi? heva farklı biraz bir yapı gibi geliyor. Da. Heva ilahlık iddia edebilmesi için yani illa günah değil. E, günahtan, şirkten hepsinde besleniyor. Heva sonuçtur yani sonuç bir insan nasıl heva yapabilir o kadar korkunç bir şey ki Yesi mutlak zaten şey diyor buna Allah yani kafirdir diyor Kuranda ancak benden ümidini kesenler diyor bu ne yaptı Yehisi Yehisi müptela oldu bitti yani kendisi anlamını yitirdi e, kafir yani Allah'tan her şeyi kaldırmış bu öyle değil yani. <laughs> vasatta zaten huda diyor heva. Hevadan birbirlerinden çıkıyor. Devam edelim. Biraz da oturacak şimdi zaten bunu işleyecek şimdi. Bu abi Ramazan lisesinde geçen ben benim sen sensin diyen işte heva mıdır? Hevadır. O zaman nefsin <laughs> bir modu o zaman. Nefsi bak nefsin maddi ve manevi nefse emmarelerden beslenilen değişik bir sistem. Anlayamayız ki çünkü ilahlık iddia etmedi ki bilelim. tabi estağfurullah. İlah olmak. Var tabii. E, ila, e, heva o sisteminde zaten heva gözüküyor. Yani yok, o zaman yani sistem var diyoruz ama var. bir yandan en e, sonunu konuşuyoruz Mesela bir insan şöyle düşünün sakinleşin bak. Bir insan ben ilahım nasıl der? Hüda'yı ortadan kaldırması lazım yani. Yani, yani bir, bir, bir yok yo, başka bir şey. İzah değil de bir, bir hissi. Ben ilahım ben tobesto hepimiz biliriz kendimizi. Mesela bir, kim, kim methet etsin seni beni? Ben bilirim ne olduğumu ya. Sen ne kadar met etsen et. Ben bilirim. Hemen geliyor pisliklerin. Ben şimdi kalkıp ben ilahım. Ve ben buna inanıyorum. Yani öyle yalandan demiyor. Tahakküm Ben ilahım diyor. Bak şimdi bir daha iddia edebilir herkes. Herkes diyebilir ben ilahım. O laf değil. Buna inanıyor kendisi. ilahım diyor. İna Bak bir daha bu sende olmaz bu. İmanın kıymetini anlamak için kafir olmak gerek yok. Yani vücudun diyor nimetini anlamak için ademe gitmeye gerek yok. Yani ilahlık iddiası böyle laf ben ilahım laf demiyor. Galatasaray Fenerbahçe tarafkirlik gibi değil. Buna kendisi inanıyor ben ilahım. Ben ilahım. <gülüyor> i̇nanmış. <gülüyor> evet inanmış tabii. Ondan Be beşerin en şerlisidir. Mesela Kur'an'da bunu inanan bilenler çok azdır. Bunu iddia de var ama inananı üç kişi çıkarıyor. Firavun, Karun, Şeddat. Üç kişi çıkmış. Bir de de ahir zaman diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Mehdi Ali Resul'ün karşısına olacak Süfyan'ı Deccal diyor. Deccal'da değil ha. Ha Deccal'da da var ilahlık. Evet. Yani İddia başka bir şey ya. Ona kendisi inanmaksı. Ben ilahım. Enne rabbukumul ala. Nasıl diye bir. Ya yani bir daha. İddia böyle söylemek değil. Kendisi kendisinin ilah olduğuna nasıl inanabiliyor? Bu şu şunu görmemiz lazım. Nasıl bir sistem çökmüş ki? Hiçbir hiçbir taraflarda acabalık kalmamış mı kenar köşede de? Bunu rahatça ben Et ve kemikten olduğum halde tuvalete ihtiyacım var. Acıkınca karnım ağrıyor. Benim neler isteyince ihtiyacı acizliğimi anlıyorum da. Böyle bir insanım ben. İlah nasıl olurum ya? Ama iddia etmiyor. İnanıyor. O i̇nan başka bir şey. O ona dönüşmek ya. Yani. İd i̇ddia böyle hatırlat gelmek. Seninkisi bahsettiğim vehim. Düşünsel o veya his o. His o, his. His ilahlık değildir. Fikir ilahlık değildir. tabiatıyla değil. Hepsinin ceminden. Abi doğru söylüyorsunuz. Yeri var zaten. Okur ee, işte birinci meşrebe sülük eden insanlar nefsi emareyi öldürmeye muvaffak olamazsa bak nefsi emareyi öldürmeye muvaffak olamazsa hevvayı terk edip enaniyeti kırmazsa. Enaniyet. Bak enaniyet. Neden enerjiyet evet. dönerse heva oluyor demek ki. Devam edeyim biraz da daha iyi oturacak. Arkadaşlar külliyatın bak şimdi heva e, heva lugatı lugata bak külliyatın şu altındaki beş tane maneye bak. Ya devam edeyim. Heves, damar, asap, tabiat ve hissiyat halitasından çıkan ve nefs emarenin son tahsüngahı bulunan. Son. son. Evet. E neymiş? Nefs de nefse mari teskiyeden sonra eski vazife-i gören madde ha bu da. Bakıyor musunuz? Bak hep madde madde. Ve üçüncü mücadeyi ahir ömre kadar devam ettiren bak şu. Bak bunların hulasası. Nefse mari'nin son tasınge bulunan nefse mari teskiyeden sonra eski vazife-i gören iki. Üç mücadeyi ahir ömre kadar devam ettiren bunun cemi nedir bu üçünün? Şudur. Bir manevi nefsemariyi gördüm. Şunların kulasasıdır Manevi nefsemari. Yani şu çentik yapılmasının sebebi şu üç, üç hüküm cümlesidir. Ahkam cümlesidir. Bu üç cümlenin hulasası olursa manevi nefsemariyi gördüm. Sonra anladım ki anladım ki o mübarek zatlar hakiki nefsemareden değil, nefsemareyi bitirmiş. Beş duyusunu kapatmış ya. Dokunmayı bitirmiş. Burunu bitirmiş. Dili bitirmiş. Sesi bitirmiş. Yani öyle günahları duysa sıkılıyor. Öyle bir iman. Harama bakınca sıkılıyor. Harama böyle gitsek ona da sıkılıyor. Bu nedir? Maddi nefsemareyi öldürmüş. Ama fevral ediyor adam? Lan bitirmiş zaten. Günahtan sen rahatsız oluyorsun. Nefsi... Bir özür diliyorum. Tam bununla alakalı da soru. Yani mesela üstadımız diyor ki ben diyor şu köyün şu ekmeğini seviyordum. Bu maddi nefse emmaren haber veren bir şey değil yani. O vasat. vasat. Nimet tabii nimet ilahiye. Mesela e... Tam maddi nefse emmari, şu yani çok az yemek yer, hiçbir şey yemez, bu De değil yani. Değil. Mesela var ya böyle yeme içmedeki vasat, sünnet-i seniyedir. İfrat ve tefrit ya. Bir manevi nefse emmariyi gördüm ve anladım ki o mübarek zatlar hakiki nefse emmariyeden değil, belki mecazi bir nefse emmareden şekva etmişler. Mecazi. Onda nedir? Usta manevi diyor. Sonra gördüm ki İmam-ı Rabbani daha dahi mi? Daha, daha bu mecazi nefsemardan haber veriyor. İmam-ı Rabbani dahi mi? Yok. Dahi. Bakar mısın asıl metinde? Dahi. dahi değil mi? İyi olacaktı değil mi? Evet, evet. Dahi. Heh. Bu nefsemardan haber veriyor. Haber vermiş İmam-ı Rabbani. Hı hı. Şimdi bu neymiş? Şimdi ona geliyor. Nef Madde nefsemareyi koymuş kenara. Bu ikinci nefse mağaride, şimdi ona geldi. Bütün o okunanların sonucu buymuş. Şuursuz kör bulunduğu için. Bu ikinci nefse, manevi nefse mağaride, şuursuz kör Sevgili arkadaşlar, şuur neydi? Kullanın işte bir derste, bu derste var ya en az 50 tane, 100, 20 tane, 30-40 tane ders kullanılıyor. Şuur neydi? Birinci şuur, ikinci şuur. Birinci şuur. Tefekkürümüze verilen cevaplar bütünlüyordur. Yani dimağın bütünü ne demek? Tefekkürümüze verilen cevaplardı birinci şuur. İkinci şuur neydi? Vicdanın iradesindeki ibadetullahın çalmasıyla, vicdandaki zihnin marifetullah kapıyı çalmasıyla, vicdandaki hissiyatın muhabbetullah kapıyı çalmasıyla vicdandaki Latife Rabbani'nin müşahedetullah kapısını çalmasıyla bu dördünün kapı çalmasıyla ötelerin vicdana verdikleri cevabın adı şuurdur. İkinci şuur. Tamam Birinci şuur tefekküre verilen cevap. ikinci şuur vicdana ötelerden verilen cevaptır. Haşir meydanı. Ha, şimdi bu kör isyat dediğine göre ahirete ötelere kapatılmış. tam Zaten hissi şey buydu. Şuur niçin yok? Zaten ötelere cevap gelmiyor. O ne demek? Kördür diyor. Niye sağırdır demedi? Vahiy değil bu. Geleceğe ait. Ahirete ait. Kör tabiri. rast rastgele kullan. Sağır hissiyat demedi. Ne güzel demesi lazım. Vahiy dinlemeyen sağır hissiyat. Demiyor. Kör hissiyat. Yani ahirete, geleceğe, yani şuur yok. Zaten söylüyor. Şuursuz kör hissiyat. Nasıl kullanmış ya? Şuursuz, yani oradan cevapsız. E ne oldu? Oradan cevapsız olunca orası kapalı. Sen de körsün. Oraya kör olunca oradan da cevap gelmedi. Oraya kör olursan cevapsız haline şuursuz denilir. Tamam mı? Şuursuz kör hissiyat bulunduğu için Aa, cevap yok. Kal, ikini aklın ve kalbin sözlerini anlamıyor. Ne anlatırsan anlat. Vizyeli tız gidiyor. Derse nereye götürsün getir. Peygamberin sohbetine katılıp da peygamberin sohbetiyle dönmeyen insanlar varken ben kim oluyorum ki benim dersime katılıp da nasıl adam dersi bu dersi şey yapamıyor anlamıyor idrak etmiyor. Nasıl derim ya? Ustadın, ustadın yüz hakikat dersini dinlemiş. Adam casusluk yapmış. Öyle mi değil mi? Kabul ettim, He, 100 tane hakikat dersini dinlemiş. Bak aklın ve kalbin sözlerini anlamıyor bu derste. Ne diyor ki ne anlatıyor ya bu? Ne diyor ya? <laughs> anlamıyor. Dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun. Kusurunu anlasın. Kusurunu anlamak öyle kolay mı? Bir, ıslah olacak. Ve ondan sonra kusurunu anlayacak. Peki nasıl yapacak bunu? Bak gördüğüm rüyadaki herkesin bu Çay Cemil abi vardı biliyor musun Ali? Ustadın. Aynı. Orada da aynı vazife yapacak. Şu anda siz söyleyin bu kadar ders sahibisiniz. Süre takikatsız olur mu? 76 şualar. Süre takikata istinad eder, medet alır, hayat bulur, ruhlanır diyor. Süret mi bu? Hakikat aynı anda oluyor. Ya kardeşim bu suretin ters hakikati olur mu? Onun için şu, Allah sana ne muamele edecekse ediyor zaten. Edeceği gibi ediyor. Nereden çıkartıyoruz? 6. 6. 19. 19. sözde var ya. Remiz mi? Yok. On dokuzun, mektupta da var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın e, anlatırken altıncı 6 bir şey remiz mi işaret mi yok bir şey var. Orada diyor ki Allah'ın kullarına muamelesi peygamberin ümmetine olan muamelesi cinsindendir en az. Şu, oradan çıkartarak şu anda Allah'ın bize yaptığı muamele muame yapacağı muamele cinsindendir en az. Çok ilginç bir şey sanki şöyle bir şey çıkıyor abi. Şuur bizim dörtlü sistemde kanuniyete denk geliyor. Yani gayrın nazarı gibi duruyor. Birinci şuur bak. İkisi de. Hayır. Zaten dima ve vicdan hep kanuniyettir abi. <laughs> İkisi de kanuniyettir yani. Evet evet doğru. Yani doğru. öbürleri hakikat kendi dekalik aşinasına denk gelir. Doğru. Bu, bu gayrın nazarına giriyor. Çok güzel. Ne dedi biliyor musun? Çok antik. Bir gayri nazarı, bir dekayka, bir, bir Allah seyrediyor. Bir ben bakıyorum gözlükle, bir de Allah benim baktığıma bakıyor. Şimdi tefekkür neydi? karşı e, ve, ötelerden verilen cevaptı. E, şey neydi? Şuur, aşağıdaki şuur. Ötelerin gene verdiği cevap. <laughs> Bu kim nedir? Gayri nazar. Ötelerin verdiği şey yani. Tefekkür benim. Dekayka karşına. Tefekkür ediyorum. Oradan geliyor cevap. Tefekkür ediyorum. Oradan gelen cevap. Farklı şeyler. Gelen cevap gayri nazarı. Senin baktığına verdiği cevap. Şimdi devam edelim. Çok güzel bir güzelgaha girdik. Yani vatanaj gibi gözüküyor. Bir şey de çıkamıyor ama... Hep tabir tabir tabir... Öteleri burada inci gibi dizmiş ustad. Kör ne demekti? Bak onu bile böyle bilerek koymuş. Şuursuz kör Bu tabir normal bir tabir mi? Şuursuz böyle zannediyor musun? Böyle bilgisiz, cahil adam. Değil yahu. Öyle diyoruz lügatta. Şuursuz demek cahil, bilgisiz. Ne yaptığını bilmez. Kendisine haberi yok. Bir şeyler sayıyoruz ya. O değil. O değil. O da var ama. Üniversite diplomasında, ilkokul diplomasında var. Şuursuz demek vicdaniyatı ahirete kör olmasından ötelerden cevapsız kalmak hali. Öteleri sana kapa o zaman yaratılış hikmetini kaybetmekten şuursuz kör isyan. Ee, maddi nefs emmari öldüren kişide oluşan manevi nefs bu. Maddi nefs ahiret namına öldürmemiş mi? Manevi nefs öldürmemiş. Onu yerinde kullanmış. Ölmez o. Maddi nefsemare ölür, manevi nefsemar öldürülseydi İmam-ı Rabbaniye bahsetmezdi. Manevi nefsemar ölmez, kullanılır. Şimdi bu manevi nefsemare de kör hissiyat var. Evet. O zaman bunlar kamil evet, insanlarda mı oluyor? Evet, evet oluyor. Zaten maddi nefsemare zebuni olan adam, uşkuluk ve midesinden başka hayat var mı? Kör hissiyatmış, ahiretmiş, Allah'ymış davaymış, namazmış. Öyle bir şey yok ki ya. hi yapıyor. Cenazede bile gömülüyor ha. Kör siyat, e, manevi nefse emmarenin vicdaniyatı örtmesi demektir. O zaman, Bak o zaman, Mehmet. Sağır kabirini görürsen sağır unutma. <laughs> sağır pergeli bir yere koyup o merkezde ya. Sağır vahye olur. Göz gelece ahireti olur görmek tamam eğer kör hissiyat deyince Mehmet tamam bana bak abi kör deyince ahiretten beslenmeyen Ahirete kapalı olan hissiyat Sağır hissiyat deyince vahiden beslenmiyor o zaman ötelerden beslenmeyen vicdan kör hissiyattır o zaman şuursuzdur ne yapacağını bilmez şuursuz Niye? ötelerden gelen cevapla bizde oluşan şuurdu. Peki Hasan abi bu insan artık kâbil değil mi? Tekrar küfre mi döndü? Yani ötelerle bağlantısı mı kesildi? Ya açılır canım yani bu böyle aldı diye kıyamet kopmadan daha bu imkan var. Devam edeyim biraz. Hasan abi manevi nefsin mavi vicdaniyatı ökmesi demek aslında şuursuzluk demek olmuyor mu? Yani kör Aynı hissiyatın kaçınılmaz şey. sonu, şey. evet. şey, <laughs> kaçınılmaz sonu kör hissiyat aslında. Evet devam edelim. Aklın ve kalbin sözlerini anlamıyor, dinlemiyor. Kim? Manevi nefsen mare. Anlamıyor, anlamıyor. Evet. Çok bedi bir şey söylüyorsun. Bu ne diyor ya diyor. Bu ne diyor? Nereden bahsediyor? Halıyı nasıl almış? Ha? Halıyı nasıl almış? Sonra dinlemiyor. Sözlerini dinlemiyor. Sağır olup bak. Sağır olup kör olmuşlar. Belki divane olmuşlar ki bu hakikat işitmiyor, görmüyor, anlamıyor. Bak Risale'de geçen cümle. Sağır olup kör olmuşlar. Belki divane olmuşlar ki bu hakikati dinlemiyor, görmüyor, anlamıyor. Yani aklın ve kalbin sözlerini anlamıyor. Niye anlamıyor? Sistem dumura uğramış. Oysa anlayacak bir kelimeler bunlar. Normal. Sonra Dinlemiyor. Kulağı sağır. Dinlememesinin sebebi vahye kapalı. Anlamamasının sebebi ahirete kör oluşundan. Onlarla islah olsun. Kusurunu anlasın. Eğer vahiy dinleseydi islah olurdu. Buradan çıkarın. Vahiy dinleyen vicdan islah olur. Şey, vahiy anlayan islah olur. Ve vahiy dinlerse de kusurunu anlar. Peki anlamadı. Nasıl anlayacak? Yöntemi nedir? Manevi nefse çok acayip. Maddi nefse emari yemedin içmedin. Manevi nefse emari yememe içmeyle öldüremezsin. Zaten öldürdün. Ha, öldüremezsin zaten öyle bir şey yok. Maddi nefse emari öldürürsün. Az uyursun az yersin. Teskiye edin mi zaten. Teski ettin ya. Maddi nefsemari teski ettin. Tamam arkasına geçtin. Ama gene bağırıyorlar adamlar. Evet. Lan ye, yemeği kestim. Uykuyu kestim. Lan ne yapacağım ya? Zaten He? He e, peki bunları yaptım. Ama teskiyeden sonra ya. tem vasata geldikten sonra gene Allah Allah daha garip, daha zor daha bir tuhaf bir sistemle karşı karşıya kaldı. Onun adı da mali nefsemari Peki o neyle düzelir? Yemeyle düzelmez. İçmeyle düzelmez. Tokatlarla elemler. elemler ile. Abi Nazım Mani yapmışsınız ya. Sağda okuyunca abi. aklın sözlerini anlamıyorlar. İsta almıyorlar. İsta olmuyorlar. Tokat diyorlar. Tokat diyorlar. Kalbi dinlemiyorlar sözlerini. Kusun anlamıyorlar. Elem çekiyorlar. elem çekiyorlar. Ha işte. Ne yapacağız abi? Tokat mı yiyeceğiz bunun düzelmesi için? Yani sen manevi nefse marakada çıktın mı yani? <laughs> Ya. Tamam. <laughs> o söyle bak. Sen söyle şey. Süleyman. Söyle abi de. Söyle o şeyi söyle. Ben yazayım. Aklın. Tokatlar, tokatlar yiyorlar <laughs> nazm yiyorlar mani ...aşağısını söyle Çok niye tokatlar yiyoruz? Niye elemler çekiyoruz bundan? Ne az bir mani bu? Şimdi adam derse ki nereden çıkarttın? Neye yapıştın? Başkalarına verebilme hakkı var mı? Başkaları da verse Allah vermiştir. Tabii zaten. Onlar zaten. Yani. Bunlar, Bunlar Allah yaptı. Bunlar Allah'a yakın olan kulların. Evet, evliya, evliya. Var, evliya var. Bunlar kim biliyor musun? Bunlar maddi nefse emari öldürmüş. Manevi nefse emariye kolaylık olsun diye verilmiş. Adam maddi nefse emarinin zebunu çökmüş zaten. Onlara hiçbir şey olmaz ki. Onlar bırakılmış ahirete. Sonra yalnız tokatlar ve eylemler ile ne olacak? Üç tane şey olacak. Nefret edip nefret edecek tokatlar ve eylemlerle veya tam bir feda, fedailikle her isini maksadına feda edecek 3 ve Risale-i Nur'un erkanları gibi, Risale-i Nur'un mesleği. Tokatlar ve elemler mesleği değil. Risale-i Nur talebeleri nefse emmariyi aşmak için ve onu fark etmek için o umumi bir cadde olan tokatlar ve elemler yöntemi değil. Sonra nefret edip bir şeyle değil, Risale-i Nur talebelerinin üçüncü kategoriyi koymuş. Risale-i Nur'un erkanları gibi tokatlar ve elemleri beklemeden her şeyini, enanetini bıraksın. Bak şimdi tokatlarla nefret ediyorlar. Elemlerle fedailiğe alışıyorlar. Üçüncü kategoride e, başka bir şey anlatıyor. Risale-i Nur talebeleri gibi ne yapacak? Erkanları gibi. E, talebe değil. Risale'nin erkanları. Dost, kardeş, talebe, e, rükün, erkan temel direkler onunla e, pamuk ipliğiyle bağlı olan dine bağlı olan insanları Müslümanların %80'i avam, %20'si tahkik. %20'nin de %80'i içindeki avam, %20'nin de %20'si e, tahkik. Dolayısıyla bu erkan o %20'nin %20'si. Aslında, baktım, bir, bir, özür dilerim ama vicdanı dinlemiyor diye biraz önce konuştuk. Yani vicdan Allah'a hep görür. Vicdanı susmuyor ki manevi emreye düşenler. E, kalbin sözünü ve aklın sözünü dinlemediğinden diyor. Yani vicdan ahirete kapanmış falan diye kelimeler kullandık burada ama yani onlar kamil insanı ama zaten. Yani ahirete vicdanı kapanmamış. Üstad da vicdan kelimesini burada kullanmamış. Eğer bu dersleri dinleyen kişiler varsa bu vicdanı orada tahsil etsinler yani. Vicdan yok onların arasında. Bu kişinin, yani manevi emre, nefsemare, görüntüsü hayata düşen kişinin vicdanı kapanmıyor. Hasan abi, metnin devamında da şöyle diyor usta, yani okuyunca bütünlük olsun diye. E, diyor ki, bu acı basırda, dehşetli bir aşılamak şırında ile hem hakiki hem becazi iki nefsemare nefse ittifak edip, öyle seyyata öyle günahlara sekerek giriyor, kainatı iktidara getiriyor. Hatta kendim diyor, usta kendisi için de söylüyor bir dakika zarfında 20 paralık bir sıkıntı ile 60 liralık bir hasını tercih etmeye çalıştım. 10 dakika zarfında büyük bir mücadele manevi de hem cephemde 40 kilik bir top gibi düşmanlarımı atıp yol açtığı halde o iki nefse malenin muhakkak bir gaflet fırsatında otkamlık ve meyli tefevvuk gibi gayet zulümlü ve zulümatlı hissiyle büyük bir şükür ve teşekkür yerine ne için ben atmadım diye en çirkin bir riya rekabet damarını hissettim. Yani üstad da iki Nefse, mare, Eylemde gözüküyor. Ustad şahit. Buna geçtik gibi konuşuyoruz ama aslında bir... Onlar bir, duruyor. Bir, i̇kisi de iki nefse emmareyle beraber gidiyor mevzu. Çünkü maddi nefse emmare ifrat ve tefritten azade olmuş. Yemek yemiyor değil ki. Öldürdü demek ifrat ve tefrit modu. Yoksa yemek uykuyu ortadan kaldırmamış ki. Ve bu mektup da abi başında bir kardeşimizin diyor kusurunu görmediği münasebetiyle. <laughs> yani temelde kusurunu görmemek. <laughs> en sonunda da üstad gene şey diyor ve manevi bir istiğfar olarak kusurumu bildim. Yani, kusur, evet. Devam edelim abiler. Bakayım neler çıkartmış bundan. İşte bu metinde kavgamız, şeyimiz devam edecek. Bu şiddetli ikaz oluyorsunuz değil mi? İhlas ilerisinde tokat. Orada da aynı şekilde metin geçer. Bir kısa okuyayım. Oku, tarayı. oku. Diyor ki, e, süfli şeyler tenezzül etmez. Fakat herkese nefsen var Bazı hissiyatı nefsen damarları işlerdir. Bir derece hükmünü kalp, akıl, ruhun ramını olarak icra eder. Sizlerin kalp, ruh, aklınıza itham etmem. Vissanın verdiği tesire binen itimat ediyorum. Fakat nefis, heva, his ve vehim bazen aldatıyorlar. Onun için bazen şiddetli ikaz olunuyorsunuz. Bu şiddet nefis, heva ve his ve vehme bakıyor. İhtiyatlı davranınız. Yani kendi memleketinin padişahı olmak yani vali demek vilayet sahibi veli demektir. Vilayet sahibi olan manevi şehirlerin yöneticisine velayet denilir. Velayet demek vilayet sahibi demektir. Vilayet. Valilik oradan geliyor. Mesela kayım, makam. Makama geçmiş. Kaymakam diye çabuk söylenmiş gibi. Şimdi bu iç alemdeki o memleketi idare etmek. Ne demek biliyor musun? İç alemdeki komprim olan alem 18 bin alem demektir. 18 bin alem. Buradan orayı seyretmeye çalışıyoruz. Bu Buradaki tanımlamalar o alemlerin iz düşümlerini fark etmek, dayatmalarını, ifrat ve tefrit notlarını tuhaf bu zatların çoğusu manevi nefse eden haberleri yok. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri dahi bahsetmiş diyor usta. Dile getirilmiş. Risale-i Nur'la biz tahtalara beraber yazıyoruz. Yani Risale-i Nur. Yani bu iç alemde bu başka bir dünya arkadaşlar. Farkında mısınız? Yani büyük zatların tanımlayamadığı, yani dile getiremediği çok istisna zatların ancak İmam-ı Rabbani dahi diyor. Bak bahsettiği nefse mar, manevi nefse mar. Şimdi maddi nefse geçtik. Maddi nefse mar, mesela e, bedensel şey nefse mare. Levame, mülime, mutmaine, raziye, safiye, natika. Yani bu günah işlemez değil ha. Levame günah işler ama Günahdan işlerken bile elem alır. Dönebilen. Tamam mı? Ee, sıkılan. Bu başka bir şey. Ne yapmış Geçmişteki bu? O alame... Bu manevi diyor. Kendisi manevi arkadaşlar. Ötekisi maddi. Bu manevi bir kere. Buralı değil. Ama burada tanımlanmış. Manevi. Maddede değil. Ma manevi diyor. Ötekisi maddeye, maddeyle alakalı. <laughs> Maddenin fonksiyonları. Yani benzine kirbit atarsan yanar. Maddenin fonksiyonudur. Geçmişteki o alim zatların bu manevi nesli emmareden habersiz olmaları asrın e, tarih olmadığından. Yani olmadığından. Onlar artık o maddi nefsemari öldürdü mü kalbin ve ruhun derece hayatına geçmiş, kanaat etmiş, bir de ustadın tabiriyle besatet peyda etmiş velilikte. Sabit olmuş, cazip olmuş oradan çıkmak istememiş der. Telviyat söylüyor. Yani bu manalar Risale'nin geçmesinin sebebi zamanın teşhidinden. Yani evet yani ilahlık. Hep usta diyor ki küçük 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 ilahlar çıktı diyor. Öyle demiyorum. Küçük 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 ilahlar peyda oldu diyor. İlah kendisini ilah ilahı olmuş. Ben böyle bir hocaya da denk gelmiştim i̇şte okuldaki öğretmeni. Yani böyle herkes kendi başına bir ilah'tır demişti. Panteistlerde de bu batıl şey var. Ee, i̇nsan insan terakki eder de tanrılaşır. Yani herkes mıstaki bir ilah olur. Yani dile getirmek istemiyorum ama yani batıl şey olmasın diye panteistler de böyle. Başka yani kendisini kusursuz adetmek, kusuru görmemek. İlahlığın kırpıntıları. Bu mektup niye yazılmış? Kusuru görmemek. Kusuru görmemek kusurdan daha büyük kusurdur diyor. Çok tuhaftır. Yapmaz, yapana düşman olur. Demez, diyeni susturur. Tamam Çok garip ya. Kusurunu görmüyor. Kendisini merkeze koymuş anladığı gibidir zanneder din kitap risale. Hep o zanneder. Dinlemez ki ya ne diyor? Ben dinliyorum bak ne diyor? O ne diyor beni görmedi ne diyor? Niye bu bunu söyledi? Sonuç nedir? Kusuru niye görmüyor? Bu manevi ne demek? Maddi olmayan ama maddede tezahür eden. O zaman niye büyük zatlar bahsetmedi? İmam-ı Rabbani bahsetmedi. İmam-ı Rabbani bu, za bu zamana yakın. Ö ötekiler o haletten çıkmak istemedi. Besatet ve, be velilik vesatet peyda etti diyor. Standartlık ol. Şimdi öyle mi? Küçük küçük nemrutçuklar olur diyor ustad. Demiyor mu? İlahlıklar iddia ederler diyor. Nemrut. Nemrut ilah iddia eden Kur'an'da ben de ilahım diyen üç kişi çok salih. Şeddat, Nemrut, Firavun. Hani o bizde de var. Ama o değiliz. Kusurun görmüyor. Aklı ve kalbi anlamıyor, ista olmuyor. Yani kendisini esas yapıyor, anladığını esas yapıyor. Mesela üç kategori, din, cemaat, meşrep. İyi dinleyin. Meşrebini cemaatin üstünde tutan, meşrebi cemaat olur, cemaatı da din olur. Yani A eşittir B ise B eşittir de, C ise. A eşittir B ise. B eşittir C ise. A eşittir C'dir. Ee, birbirine dönüşüyor. Bak üç tane. O kadar tehlikeli bir şey ki ne olur lütfen bunu bir şey yapın abiler. Din. Din Allah'ın dinidir. Ee, bunun içerisinde asıl mücedidi meslektir. Nurculuk meslektir. Meşrep değildir. Her birey meşrep sahibidir. Maşrapa bununla su almak bununla su almak. Meşrep, maşrapa. Meşrep ferdin istidat ve kabiliyetidir. Meslek, mutlak ve mühit olan nurculuktur. Din, Allah'ın dinidir. Eğer e, bilgisayarda olduğu gibi, mesela Hasan diye bir video var. Başka bir video getirdim. Bilgisayara yapıştır dediğim zaman bilgisayar sorar. Aynı isimde var diyor. Üzerine yazayım mı? diyor. Yaz dersen o oradaki yok olur. Ha, o zaman meşrebi esas alan meslek olur. Meşrebi meslek olanın mesleği de din olur. Katlanır yani. Meşrebim meslek olarak gören. Yani benim anladığım gibidir nurculuk. Benim anladığım kadardır veya benim anladığım şeklindedir diyen meşrebini meslek yapmıştır. Allah muhafaza o nurculuk ve tarikatçılık şunlar bunlar da olur din olur. Niye? Bizim evradı bırakırsan, mesela okumasan, derslere gitme, evrad dinden çıktın. Öyle diyor ya evradı zikri aldın, hatveye katılmadın, dinden çıktın gibi korkutuyorlar. Tam de semurtet oldun diyor. Diğer cemaat ve grupları da işe zor. Nurcular sadece kurtuldu diye bakmak. Veya onlar diğer cemaat böyle bakmasın. Bu dersi eyleme şey yapınca artık kişiye bırakıyoruz. Kusurunu görmemekten manevi nefse emmari'nin aktifliğidir. Allah muhafaza etsin. Kendini esas almak küçük küçük bir şeyler türüyor. Kokular. Devam ediyor. Nefse emmari'nin zatın, zatında çalışma şekli malum ve mevcut. Maddi nefsi emmare çalışması malum. hepimizce malum. Göz bir şey istiyor, kulak istiyor, dokunma duygusu istiyor, dil istiyor, burun istiyor. Tamam Beraber gidiyoruz şimdi. Ne çıktı? Maddi nefse emare çalışması malum. Bu maddi nefse emareden daha ziyade söz dinlemiyormuş manevi. Maddi nefse emare belli. Mesela bir şey söyleyeyim size. Sorduk da işim bu olduğu için soruyor. Ya dedi, abi dedi. Hani dava arkadaşlarım. Ya bu dedi, nefsani dayatmalar var malum. Ya dedi, siz yaşlısınız. Nasıl kıs ve muvaffak oldunuz? Kardeşim, İmam Azam'ın sözünü sana söyleyeyim. Bir de İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözünü söyleyeyim. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, iyi olmak istiyorsan iyilerle beraber ol. Ne olmak istiyorsan senden önce olanlarla beraber ol. Birincisi, İmam Azam diyor ki, ağızdan gireni kontrol edemeyenin hangi yollarla çıkacak o yolları kontrol edemez. Sırınca ne malum duygu ve isterden kurtulmak istiyorsan asla ve asla tatlıdan uzak olacaksın. Madem benden tecrübe istiyorsun, madem kazanımlarımı paylaşmamı istiyorsun, tatlıdan tatlı yiyip, tatlı yiyip nefsi emmare, pilav ikinci, pilav ve baklava. Gene nefsinden şikayet etmek, benzine kirbit atıp yanmamasını beklemek gibidir. Baklava ve pilavları böyle, baklava hasreten baklava yiyip, ya nefse maride niye kurtulamıyorum demek, benzine kirbiti ateşlenip atıp, niye yandı demek diye bağırmaktır. Yanmasını istemiyorsan benzine kirbiti atma. Tatlıdan uzak kurtar olan ben size garanti veriyorum. Nefsin dayatmasını yüzde ellini eline aldın demektir. Maddi nefse mariden. Evet maddi nefse bahsediyor. Evet <laughs> Yani bütün bütün şekere şey demiyorum. Ama ifrat bizimki. Anladınız? Ben o, o dürtüyü dürtüyor. Ha bu kolay. Bunu niye anlattım? Maddi nefse mariden kurtulmanın yolları var abiler. Uyursun. Yemezsin. Uykudan kesersin. Yani bu kolay. Ama maddi nefsem daha beter. Söz dinlemez. Daha ziyade ahlak-ı seyyi idam eden. Yani ahlaksızlık yapan. Hot gam, hot endiş, hot bin. Ben, burnu indirmeyen. Meşre bir meslek yapan. Kendini esas yapan. Biz, biz, ben ya. Ahlak-ı seyyi bu. Demek ki yaşantıda maddi nefse mare, ahlakı seyyiyle manevi nefse mare besleniyor. Kusurun görmemek bir ahlak meselesidir. Ahlakidir. Ahlak. Usta diyor ki ahlakı seyyi idam eder. Ahlak. Dikkat ederseniz manevi nefse mare ahlak şey ahlakı seyyiden besleniyor. Manevi nefse emmareye galebe etmek ahlak haliye. Maddi nefse emareden kurtulmak sünnet-i seniyeye fiilen yaşamakla olur. Maddi nefse emareden teskiye etmek, sıyrılmanın yolu sünnet-i seniyeye Yapamasan diye bir, bir net, bir kas, bir irade, bir ceh, bir teveccüh 11. lema ile manevi nefse emmareden kurtulmanın en müessir çaresi okuyacağım da ahlak-ı uzak durmak. Sen bir şey diyeceğim. Abi üstad ben kendi hissimi tespit edemiyordum. Ehli dünya karşıma çıkıyordu diyor ya. <laughs> kendi oradaki kusurunu mesela menfi hissiyatını tespit edememesi o zaman ne olur burada? Onu ayna yapmış karşıyı. Mesela birisi itiraz ettiği zaman onu niye karşıma çıkarttı böyle? aslında her birey benim etsa ve efradımdır. Tespit edemiyorum diye ama kendi kusurum orada mesela. Evet edemediğimi söyledi diyor. Yani çok incedir. Ama diyor o benden daha hassas diyor o şeyi ile karşıma çıktılar diyor. Çok acayip aşağıda. Üstad böyle anlıyor. Evet. Anlaması da doğru böyle. Yani der mi ki ya bunlar bütün bütün aks. Tamam sureten bunlar haksız. Haksız. Fakat beşer zulmetti. Kader bu benim çok çok ince ben bile o hava inesimi o bu nemi yağmuru değil sisi değil buharı değil ince o zerrecik var ya asabiyetim diyor 24 saat önce hissettiğim o şeyi bunlar o kokuyu aldılar diyor onunla karşıma çıktılar diyor. O zaman burada ne anlıyoruz? Şunu anlıyoruz. İnsanlar karşımıza çıktığı zaman hadiseler, tenkit olsun, takdir olsun vesaire bizi hep yapılandırmak için ustadın karşısına çıkanlara onu dedi ki o zalimlikle yaptı tamam ama kendisine ders aldı görmek istemediğim hatta göremediğim o ince şeyi bana gösterdiler diyor. Onlar ister Değil diyor. yapsın, ister <laughs> <dilinecek> yapsın <laughs> diyor ustad yani de. onlara hiç şey vermiyor. Evet. Demek ki maddi nefse emmareden daha söz dinlemez. Daha ziyade ahlak-ı seyi idame eden manevi nefse emmareymiş. Demek ki söz dinlemeyen ve ahlak-ı seyiye götüren manevi nefsem var, Abiler karşımıza karşımıza öyle bir e, parkur çıktı ki buradan çıktı. Ahlak-ı seyiye sonra hep derdim ama demek ki ezberden söylüyordum. Ben 124 bin peygamberin dinini tamamlamaya geldim demesi mantıken... ...aklında o uygunken... Hatem, ...hatemen nebi ya... ...demedi. Ben 124 bin peygamberin getirdiği ahlakları bütünledim ve kemale erdirdim. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Onun sırrını biraz hissettim. Kemiğime kadar. Yani... Böyle hot bin hot Kusurun görmemek. Yani e, ihlas. Ben bu kadar bu dersin şeyin neresindeyim acaba Allah için? Bu, bu olaylar e, mesela hep şükre sevk etmiş. Allah'a yalana şahit edilirse kafir olur. Bu dersler beni hep şükre sevk etmiş. Bir kesin kesinlikle te, de, cemaat içinde tevazu etmek riyakarlıktır. Bilerek söylüyorum. Riyakarlık olduğu oldu. halde. Vallahi bunlara şaşırıyorum. Niye bu derslerle buraya hepimizi bir ders arkadaşı yaptım? Allah'a zatına yemin ederim o şahit olsun ki hep şükretmeye gitmiş. Ve bu dersler nasıl burada çıkıyor, nasıl böyle istihdam ediliyoruz anlamış değilim. Onun geniş rahmetine sığınıyorum. Allah, Allah şahit olsun ki de aynı dediğimi söylüyorum dile de getirdim. Konuştum kendi kendime odamda. Ben olsaydım vallahi ben kendime bu dersleri ve sebep olmazdım, vermezdim. Ama niye yapıyor bilmiyor. Yani bu derslerle bir şekilde külliyatın üstü açılacak. Bir dersin başında mukaddemede dedik ki meal vermek. Kur'an'a meal vermek, nüfus cüzdanında bahsetmek. Ama manayı risale düz okumak gibidir. Ee, tefsir etmek, tefsir etmek hmm. iç alemdeki tabirleri çözmektir. Eyleme dönüştürmek müştehitlerin işidir. Meal verenlerin işi değildir o. Meal mi tercim mi? Evet, evet. Temmü tercim. He, etmek mü Ama her asra uygun dersi çıkartmak bütün bütün başkadır. Ne meala benzer ne müfessire benzer ne müştehite benzer. Her asra uygun dersi vermek müceddittir o da. İşte Risale-i Nur aynı kanunla gidiyor. İsrar etme meala. İsrar etme tefsire. İsrar etme ille bu e, ahkam, eylem dusturlarına, kişiye, özele vesaire müceddittik de var. Yani Risale-i Nur'un e, tercimesi tercümesi var. Kur'an'da olduğu gibi. Aynı kanun Risale'de de caridir. Risale'nin şey, maal vermesi var. Risale-i Nur'un tefsiri var. Risale-i Nur'un iştihadi var. İmam Azam gibi. Risale-i Nur'un müceddidi var. Hepsini te temsil eden de bir cemaati var. Cemaati var. Demek Tek değildir bu daire. Hı? Tek daire yapma, zulmetme. Demek ki kusurunu görmeyen heva nefsini ilah edinir. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Onu kullandı zaten. Evet. Eğer heva nefsini e, terk edip kusurunu görüyorsa demek ki Allah seni seviyor. Seviyor. Ne diyordu? Allah bir kulunu severse Sevse. kusurunu ona kusurunu gösterir. gösterir. Evet, yoksa alt eder. Devam ediyoruz. Demek ki abi bir daha bir daha diyor ki maddi nefse mareden daha ziyade söz dinlemez bir yani yasak şey olur ama iki daha ziyade ahlak-ı seyyiye devam ettiren manevi nefsen maridir. Devam ediyorum abiler. Bu manevi nefsen marinin yapıları... beştir. Bir, heves. iki damar. Üç, asap. Dört, tabiat. Beş, hissiyat. Halitasından yani Bunların bütünlüğünden e, çıkan ve maddi nefsi emmarenin son tahansüngahı olan manevi nefse emmari. Buradan besleniyor. Beş. Beden, dima, vicdan, kalp, ruhun ifrat ve tefrit notları. Manevi nefsen buradan besleniyor. Tabii ruhu da ifrat tefriti var ya. Tabii. Evet. Manevi nefs malinin içinde bu beş sistem çalışıyor. Allah Allah. Niye şaşırıyorum biliyor musun? Böyle çalıştığında böyle bir şey olduğuna değil ha. Risale-i Nur bizi nelerle meşgul ettiriyor? Yanlış da olsa bu saatte oturmuşuz pazar günü. Bunlarla kendisiyle bizi meşgul ettiriyor isabet etmesek bir sebabımız var. Bu da lisan dersinden. E dersen iki sebabımız var. Çünkü bununla birileri amel etsin diye söylemiyoruz. Biz ama müştehit İmam Azam isabet etmese bak edemedi. Ümmet yaptı. Yine bir sebabı var. Etti sebabı var. Ve deli var. Ve bile yanlışı bile sebaptır. Risale-i Nur'a uygula bunu. Bu derslerle meşgul olmak Etmesek bile e bu saatte kendisiyle meşgul etti. Hep Allah peygamber konuşuyoruz. biz. Hani böyle ya çantacı rahmetli. Mahkemede şey demiş. 20-30 kişi diyor hakim yargılıyor. Sen niye gittin derse Allah ve peygamber için gittim diyor. Çık. Ötekisi diyor Allah ve peygamber için diyor. Ötekisi çık sen gel. Allah ve peygamber. Allah ve peygamber kafasına doluyor diyor adamın. Allah ve peygamber. İstersem eve gidince de kafasına kafasında çinliyormuş. Allah peygamber, Allah peygamber. Anladım, Olmuş diyor. Manevi nefs içinde bu beş sistem çalışıyor. Beni bunlardan şimdilik his ilgilendiriyor. Niye ben buna girdim? Biz maddi nefs uğraşmıyoruz ki. Ben his projesine çalışıyorum. His projesine çalıştığım için bir buçuk seneden beri his var bu manevi nefs emmare için bir tane de hismiş. Ondan ben buraya geldim. Gelmişken Cana bak bu, bu kendimce bazı şeyler de dökülünce kalemimi tutmadım devam ettim. Ama beni bunlardan ne bunları bu kadar konuştuk bir iki saatten beri his ilgilendiriyor. His de bunların içinde bir sistem. Manevi nefse emmari içinde bir tane sistem his. Bu ikinci nefse emmari olan manevi nefse emmarede kör hissiyat bulunuyor. Ha kör hissiyat. E kalktım zaten hissiyatı araştırıyorum. Kör hissiyat mı? Sağır hissiyat? Şuursuz hissiyat? Bunlar ne demek ya? Bu ne demek ya? Hissiyatın gözü mü var? Hissiyatın kulağı mı var? Hissiyatın aklı mı var ki şuur diyor? Şuursuz diyor kör hissiyat. Allah, Allah. ya. Ya bir tuhaf değil mi külle? Ya normal mı ya? Hissiyat böyle bir adam mı ya? Bir adam karşımızda bir ruh mu ki? Kör diyor, gözü olması lazım. Sağır diyor. Kulağı olması lazım. Evet söyleme. Şuursuz diyor. Aklı olması lazım. İptali istiyor. Demek ki var ki kendisini ortadan kaldırıyor. Çok tuhaf ya. Hisse vücudu. O zaman ne çıktı biliyor musun? Daha önceliydi. İç, iç alemizdeki hissiyat, duygu, duygular, latifeler, asap, damar. Mesela ihlas, muhabbet, uhuvvet. Muhabbetin bile hepsinin vücudu var. Hayatı var. Ruhu var. Kendisine uygun aklı var. Her bir birim bu dört tane özelliğe sahip abiler. Böyle bir şey kenarda böyle bir tın 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 eden bir cilve falan ışık değil. Her bir his. İhlasın da vücudu var. Hayatı var. Ruhu var. Aklı var ihlasın. Sadakatın da. Sadakatın kerameti var. Şu, yani bu çıktığı Meğer iç alemimizdeki o nihayetsiz his ve duygular var ya hepsi müstakil bir vücutları var. Müstakil çalışıyorlar. Müstakil çalışıyorlar. Ondan sonra onların bütünselliğini bir araya getirmek için Cenab-ı Hak bir mücedditlik denen Risale'nin önümüze koyuyor. Tek tek çalışıyorlar. Mesela bir baktım eski inşaatlarda eski inşaatlarda köyde gördüm. Papuç var, o komple bir zemin betonatma yok, Radyal sistemi yok yani. Tek tek. O zaman eğer bir köyde bir yer batak veya o toprak çalışıyorsa, o direk aşağı inince yukarıda duvarlar çatlıyor, her tarafa değil oraya. Bütünsel olsaydı olmayacaktı. O hemen dedi ki, ustaya dedim, bu dedim aşağıki kata niye su gidiyor? Hoca baksana dedi, la banyoda e, kalibodurlar, bir şey anlatmak için aldım. Bak açıldı. Ne demek dedim? Bak adamın gözüne bak. Bu dedi açıldı. Evin başka köşesi değil. Banyon köşe. Bunun aşağısındaki direk radyat sistemi değil. Mustakil direkler olduğu için bu direk çalışıyor dedi. Bu çalıştığını gösteriyor dedim. Hemen göze bak. Aşağıyı seyrediyor toprağa. Burası çalışıyor dedi. Bir şey anlatmayayım. İşte bir nur talebesi de bir binaya bir nur bir bir insanın derdine götürdükleri zaman o adamın da şurası çalışıyor diyor. Nereden bildin? Başka bir göz. Adama banyodaki o niye çatladı da onu demedim. Ha buraya bir yapsın. Hoca dedi bu çatlar niye? Burası çalışıyor dedi. Niye dedim binacı? Bu binada radyal yok dedi. Radyal yani genel bir tabla. Komple şimdi o yapılıyor. Tek tek direk yapıldığı için. Nereden biliyorsun? Olaya bakıyorum dedi. Niye burada çatlamadı da burada bu çatı? Orası çalışıyor. Sonra dedim ki bir nur talebesi de e, kusurunu görmüyor. Bilmem e, haset ediyor, tama ediyor. Neresi çalışıyor bunun? Ha tama, maddi nefsemare değil bu. mani Damar bu. Damar çünkü tama damardı. Damarını tuttular diyor. Ha, aynı o, o direkt çalışıyor. Neyse devam. Bu ikinci nefsemare olan manevi nefsemareden kör hissiyat bulunuyor bu manevi nefse emmare ne yaparmış? Bak hep ahkamla hüküm çıkartarak basa basa bataklığa doldura doldura bina yapıyoruz. Dikkat edersen bu manevi nefs emmare ne yaparmış? Yani nasıl anlarım? Bir, aklın ve kalbin sözlerini anlamıyormuş. Anlamıyor. Oysa anlayacak bir makamda. Neye? En ufak detayını da biliyor. Mektebin bir İngilizceden, kimyadan Üniversite imtihanından geçmek için en fazla kimyada 3 tane soru yapacağım diye 150, 106 tane elementin e, simgesini, atom ağırlıklarını ezberledik ya. Fe, neydi? Demir. Kaç? Kaç? 106. 26. Hayır. 56. Heh. Bak şimdi atom ağırlıklarını ezberledin. 3 tane soru için ya. Oldum 60 yaşında hala kafamda kalmış. Peki bunları niye aklın anlamıyor? Anlamak istemiyor. Yani manevi nesem he 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 diyor. Cenaze en daha ileri ders var mı? Ondan daha iyi var gömülüyor. Ama... Buna bu ikaz etmiyorsa ben ne vazetim vaaz etsem ne olur? Hoca bir vaaz etsene. Size vaaz ediyor dedim o zaten. evet. Ekseri zikru haddimun lezat. Bütün lezzetleri tarif edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz. 21. lema. Aklın ve kalbin sözlerini anlamıyor. Peki nasıl anladın? Onun manevi nefse mare var. Mezarlıktan anlamıyor. Yani, yükseldi yani şöyle. Yani e, manevi nefsemari zaten yok da maddi nefsemari Uşkurluk ve mideye indirin gelmiş. Artık o bile ikaz etmiyor. Ne yaparsan yap. O tabi artık her şeyin olduğu gibi Allah'a kalmış. Her şey olduğu gibi bu da Allah'a kalmış işi. Aklın ve kalbin sözlerini anlamıyor. Bir de dinlemiyor. sen da şöyle bakıyor. Safiyat. Basmıyor. Fedakarlığını ahmak. Cömertliğini basmıyor. Tamam Basmıyor kafası. Basmıyor der. Yani ondan sonra musamasını saf. Musamayı diyorsun ya. Tamam. Dokun. Bir tanesini böyle dedim. Dedim ki yakın. Benim bildiklerimi bilsen var ya dedim. Benim bildiklerimi bilsen. Şimdi ayaklarının feri kesilir. Ha burada çökerdi. Yani niye için bir şey değil mi? Çünkü e, Cenab-ı ikramıyla bu suretin hakikatını şu yaşantıyı ahiretle gördüğün zaman neler başına geleceğini seyrediyorsun adamı. Sana zulmedeni, küfür ettiği halde susma beni bildiğin bilseydi o yapmaz zaten demez. Sen de zaten beni bildiğin bilseydin zaten sen de bir şey demez. Abi beşinci kattan atlayıp intihar etmiş cesedin yanındaki polisler borsa konuşuyorlardı abi. Allah gördün ya. Evet. Bunu ben merak ettim. Nasıl beşinci kattan atlamış, intihar etmiş, yani cesedin yanında patlamış, patlamış. Orada, he, Polis savcıyı bekleyen polis Hı. iki kişi arasında borsada hangi hisse yükseliyor hangi hisse düşüyor diye hesaplar. Açıp... Bak sonra diyorlar ki e, Hasan Mehmet Ahmet Hüseyin e, şey uçuk misal veriyor. Ha i̇şte. Sonra abi Hayır. bunu bizim acaba ha. niye böyle yapıyor diye bunu kendilerince bir de cesaret olarak sunuyorlar hani ceset orada ama ben ondan etkilenmiyorum borsa konuşuyor. Oysa abi, Allah ın... etkilenmesini söylüyor ki ders alın, ibret alın diyor. Ben ibret almam diyor. Bak bastırmaya çalışıyor. Ne farkı var? Mezara gömülürken şöyle telefonla oynuyor. E, oysa etkilenmemek. Aslında Allah etkilenin de ibret alın diyor. O, o yolda yani, o da. Evet. O atlayanın... Peki cezası nedir biliyor musun? O ikiye o polisin cezası nedir? Allahu alem. Kalbime Aynı onun gibi olacak. El ceza min amel. Ya, ya. yani, dikkat, et onu kaydet. Ben bir tanesine şey yaptım. Yani biliyorum ya köyde herkes köylüsüne. Başkasının karısına kızına musallat olan adam vardı. Köyün belasıydı. Şerliydi. Pisliğin bir tekiydi. Aynısı kendi kızına gelinine de yapıldı. Yapılıyor. Aynı. Gittiği köyden kızını gönder attılar. Ondan sonra aynısı kendi gelinine de, aynı kızına da. Sonra geldi bana dedi ki, hoca dedi, ya ya yakın şimdi silah getir. Ben dedi bu yaşta dedi, bu dedi şey temizleyeceğim. Bu sefer nasıl vazgeçeceğim? Dedim ki, o zalimdir dedim ya. O zalim. Zalim. Ama kader niye adalet etti? Ne demek o dedi? Biraz anlattıktan sonra acaba yaptığın sana dünyanın kusması olmasın? Yaptıklarımızı görmüş. Dünya sen hiç dedim yankılanan dağa gitti mi Rize'de e, yankılayan mağara var. Buna şey mağarası diyorlar, dağ diyorlar. Taybin yaylası nerede? Çağıran kaya. Hop diyorsun o da hop. Allah diyorsun o da Allah diyor. Dedim ki yaptıklarının karşıya yankılandığı olmasın dedim. Durdu. Ben gidiyorum dedi. Galiba haklısın dedi. Ya dünya Gazali öyle diyor. Diyor ki dünya o kadar büyük değil. Hayatınıza sordukların sorularının cevaplarının yankılandığı yerdir dünya. Men dakika dukka. Ya amel, el ceza min amel cinsindendir. Ceza amel cinsindendir. Gene nimet ki sana o cinsten gelmiş. Evet devam... Abi, <laughs> kaytlar He? E, Mühürlenen Manevi nefse, noktasından bakın. İşte ne diyor ona? Aa, şey e, şurada diyor. Söz dinlemez. E kusurunu anlamaz. Ahlak-ı şey yapınca hatbetiymiş. Devam edeyim biraz gideyim. Saat kaç oldu? Tamam Daha var. 20 dakika olmuş yani. Çok güzel elhamdülillah. Hem şuursuz bak. Manevi nefse-i hali, halini anlatıyor şimdi. Bir şuursuzdur. Kördür. Hem aklın sözlerini anlamıyor, hem de kalbin sözlerini de dinlemiyor. Akıllı anlamıyor, kalple kalbi dinlemiyor. kim bu? Manevi nefsen mari. Şuursuz demek vahye kulak vermiyor demek. Ama lügatı açarsan idraksız, eee ortama ve şartlara zemine evelin aklını bakmadan düşüne falan. Oysa şuraya bak. Bir cümle ama ama altında ne kadar seneler vermişiz beraber. Şuursuz demek vahye kulak vermiyor. Kör demek ahirete inanmıyor. Veya ahiretten kopuk. Peki şey anlayabilir miyiz abi? Diyor ya bir manevi nesli emare gördüm diyor. Yani bu ahirette bakarak mı bu gördü? Bu manevi nefsi görerek diyor ya gördüm diyor. Orada bir, bir mana... İmam-ı Rabbani e için oraya girmedim de onu da haber veriyor diyor. Haber veriyor, ustad gördüm diyor. Sebebi zamanın deşetinden dolayı Aynen. bu zamanın sahibini, zamanın sahibini hem bildiriyor hem gösteriyor. Çünkü okul müdürüsün, fabrika sahibisin veya fabrika müdürüsün ve evin reisisin. Mesulsun dendiği halde yetkin yok. Böyle bir şey olur mu? Ben bu fabrikadan mesulüm ama yetkiniz yok. Nasıl mesul? Bana yetki vermeyen benim nasıl mesul eder? Ustad da bu asıl vazifelisi mi? Mesul mudur? O zaman yetkisi verilmesi lazım. O zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri bildiriyor. Ustad gördüm diyor. İşte o gördüm Kimi, o değil mi? Acayip. zamanın tamam. dehşetinden. Mecazi tarafına bahsediyorsun. Evet. Gördüm diyor. Gördüm diyor. Gördüm gördüm. gördüm diyor. Bu asırda var. Evet. evet. He abim. Var var ya. Kim? Yani bu evet evet evet. Peki bu, yani, bu yani, olan nasıl peki, peki yani manevi nefse emmare Arkadaşlar, e, yani tamamen leş olmuş insanlarda yok ama bizde var ya. Müslümanda var yani. Ustat diyor ki maddi ve manevi nefs-i hücum etti diyor kardeşlerimize. Onun için kusur görmüyor. Nur talebelerinde manevi nefse marı var. Hasan abi biz burada yok genelleme yani. yaparken He? Ben yok demiyorum ki. Bu adam evliya olmasına rağmen nasıl vahiy-i sar Ha, şu vahiy sar değil o. Ne dediniz? Vahya Asana, Bazen bu, diyorsunuz böyle metin dışında. Bir gaflet <laughs> <diyor> yani. <laughs> şimdi, Öğrenin, yani, var. Yani. gaflet şimdi bak şimdi. Vahya sağır diyor evliya yazmaya. O evet. an kesinti oluyor. Hangi evliya? O tefebbü kesinti. Bu. Burada evliya yazmada bahsediyor Arke. üstad. Manevi nefsler var. De Hasan abi vahya sağır diyor evliya yazmaya. E tamam onun hiç kendi yani külün bir şey yok mu? Gaflet anı yok mu onun? Erdinç kusurunu görmemek evliyalık dişimidir. Bunu niye yazdım dedi sonunda. Bir kardeşimiz kusurunu görmemekte. Peki evliya hep kusurunu görmüş mü? Evliya ne demek biliyor musun? Bir veya birkaç tane esmada boyutlaşmış demek. Her evliya kusurunu görür mü? Söyle bakalım. Olur mu abi nihai mi? Usta kusurunu mesela bu büyük zatlar feveran etmiş. Niye velan e etmiş. Maddi nefse verdense serilmiş. Yani peki kusurunu 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 görmemek ne demek? Evliyalıktan düşmek mi demek? Herkesin bir kusuru var. Tabii. Kime göre önemli? Kime göre? Yani göre evliya e, ismet sıfatına maiz oldu. Va vahye vahye nispeten kapalı. Vahyin bir tamamına Olursa ne olur biliyor musun muhatap olursa? Huzuru etem olur. Peygamber'e de... ait. Yani. Huzuru etem. Huzuru tam bir altıdır. Ee, diğer Peygamber izamdır. Huzur. Huzur ağam asıl mücedditten ait. Huzur da sana da bana ait. Bunlar aklı ve sözleri dinlemiyorlar ki mesul olsun. Evet. Yani vahya masal ola yani O zaten şey diyor ki dinlemiyor yani. Acayip bir şey. Mesela diyelim ki e, nur talebelerinde, abilerde, sende bende veya birbirini itham eden veya ustadı gıybet eden o evliya. Evliya diyor. O CHP'yi bırakıp da usta uğraşan. Acaba vahiy kulak verseydi, ahirete göz açık olsaydı yapar mıydı? O gıybet yapar mıydı? O... o anda. E, ya. Peki Evet, o o evliya değil midir? Evliyadır. Evliya azime vahye kulak verseydi Asım Mücedidini görürdü. Gide CHP taraftar oldu. Cibali Baba gibi. <laughs> vahye kulak açık olsa biz mesela şu anda biz manevi nefse mani fark etmek. Peki vahi diyor ki haramdır bakma. Bakmıyor muyuz? Niye körüz? Abi daha peygamber aleyhissalatü vesselam yeni vefasız. Derece derece. Evet abi. Ee, sıfında yani cemal vakasında Hz. Ali'ye karşı cennetle müjdelenen şahıslar karşı duruyor. Ne diyeceksin? Hadis hem de. Hı -hı. Ustad diyor ki, gene ustad diyor. Ben de dinleye şey yapmayın diyor. Mienge vurmadan almayınız. Kim olursa olsun adalet yapmasa adalet yapmamıştır. Hak yiyorsa hak yemiştir. Hak yemiyorsa hak yememiştir. Adilse adildir. Mienge ne demek? şeriatı vurun diyor. Mesela hmm. e, şeyde aşeri mübeşşere cennetle müjdelendiği halde günah yapma özelliği mi şey olmuş? Hmm. Yok. Hmm. Hazreti e, şeye, Hazreti Ali'ye karşı sana diyor şey yapılacak hem de Ezvacı Tahirat hmm. karşısına çıktı. Acaba o vahiy yani hadiste vahidir. Kulak verilseydi o hadisi uyulsaydı o acıma sadisi olur muydu? Ya. Birbirine bırakırsa kandırıyor. Evet. Demek ki oluyormuş yani. Yani manevi nefs emmareden bahsetmek tamamen sırılmış değil. Ben tamamlamaya geldim diyor. Böyle baktığıma uygulamak istemiyorum ama. bakıyorsun ustadı mutlak varisi değil. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam sahabesinde de oluyor. Oluyor. insandır. Peki niçin ona ihtiyaç duydu? Evet mutlak varisim dedi ama ben dedim diye şey yapmayın diyor. Miyenge vurun diyor. Meyenge vurduğun zaman yanlışsa yanlıştır. Doğruysa doğrudur. Yani ona ait değil ki. Mesela yarın gelecekler, yargılayacaklar beni de. Yani niye böyle şey yaptı? Nereden çıktı? Yargılıyorlar da. Ee, ondan sonra meşhebimi de meslek yapmıyorum. Budur da demiyorum. Haşa yüz bin defaca. E, kusurunu, kusurunu görmeyen e, yani vahye, kulak ve ahirete kısmen kör olduğundandır. Ama bunun derece derecedir. Günah işlemek kafirlikten değil ya. Kusur nihayetsiz midir? Evet ya. Bir, ya bak nihayetsiz. O zaman nihayetsiz olan bir şey karşısında... Devam edelim bakalım. Çünkü e, kafirin Manevi nefse emaresi yok. Maddi nefse emarede gömülmüş bitmiş. Ehli <laughs> tevhid. La ilahe illallah. La ilahe La diyene illallah deme hakkı var. Onlarda manevi nefse emare var. Na manevi nefse emare hepimizde var. Kördür. Sağırdır. Söz dinlemiyor. Maddi nefse emareden aşmak çok kolaydır. Erdinç. Yemem. Harama bakmam. Mağaraya girerim. Ama şeytan bırakır mı beni? Ne yaparım ne kadar büyük adamım lan? Bayağı adamım. Ne kadar şeyler biliyorum. Baksana insanlarla şey yapıyorum. Bir sürü şeyler. İşte bu beni dürtüyor. Kusurunu da görmüyor. Devam edeyim bak. Hatır abi, şuursuz kör hissiyatı diyor ya. Şu, oradaki şuursuz ikinci şuur diyebilir miyim? E o işte. O zaman manevi nefsinin maresini vasata getiremeyen ikinci şuuru. O, o, o nispetle aktif değil. Derece derecedir. Mesela Manevi nefs nasıl şey yapılır? İkinci şuur aktifliği kadar. Birinci maddi nefsenmare işte birinci şuurdur. Bak birinci nefs akılla, ikin, yani aklın ve dimağın bütünü olan şuurla, zaten burada söylüyor, kör, şuursuz kör hissiyat diyor. İkinci nefs olan manevi nefs ise vicdanın bütünlüğü olan ikinci şuurla dizginlenir. Yani ikinci şuurla ahlak-ı aliyeye hedef yapar. Ahlak hali. Yani birinci maddi nefse emmare. Kuvve-i aklı, kuvve-i gazabı, kuvve-i gadabı, nifrat tefrit ya. O birinci şuurla kontrol edilir. İkinci nefse ikinci ikinci nefse emmare. E, şuur olan vicdanın bütün selli. Yani vahye bir tamamıya kulak açık. Ahirete mertebesine göre Gören, onunla meydana gelen, ötelerin insanı yapılandıran, yani doğru yaşamaktan gelen, öteki alemden gelen o hisler, haletlerin bütünselliği olan ikinci şuur. O ikinci şuurla bunlar yakalanmış. İkinci şuur bu. Manevi nefsemari ikinci şuurla, maddi nefsemari birinci şuurla yakalarsın. Orada aklın sözleri, birinci şuura kalbi sözleri. İkinci şuur, evet dinlemiyor. anlamıyor. di de dinlemiyor. Dinlemiyor. Abi kafir maddi nefs emmarede... Bitirdi orada. Orada gömülmüş, bitmiş. Onda maneviyat şey yok. Firavun nasıl e, ene rabbukumul a'la Şimdi o oraya çıktığı zaman o maddi nefs emmarede mide ve eşkulunda gömülenler var. Bir de Rabbin e, Nas da şey yapmış. Sonra İlal'ın o ifrat moduna geçmiş zaten. Evet. Ama her ne, her böyle kafir ilahlık iddia etmiyor. İki tane var. Adem'i kabul, kabul Adem. Şey, mesela Adem'i kabul demek ya ben böyle bir dinsiz mesela. Allah kabul etmiyor ama böyle bir Allah'ın alinde de değil. Ya ben böyle bir hobim yok diyor. Böyle din meselem yok diyor. Leş olmuş. Ötekisi ise ke. Kabul Adem ise iddia ediyor. O yoktur çünkü diyor. İlahlık iddia ediyor. Tahrip etmeye çalışıyor. Evet. Evet, tamam. Bunda manevi nefse nereye şey... bu adam ya. için manevi Aynen. nefse nasıl bahsediyor? Manevi nefse de bahsetmiyor. O ilahlık iddiası olunca zaten hi seves damar onları komplesini kullanmış yani. Kullanmış sonuç o. Ama her manevi nefse mareye muptela olan ilahlık iddia etmez. Ama il ilahlık iddia eden bu beş tane mertebeden ifrat modudur. Yani hisse ve seva tabiatın ifrat modu ilahlıktır. Vasatı hudadır. Tefriti yeistir. Bak yeistir, ilahlıktır. Yani bunda o sistem çalışmıyor. Bu tamamen bozulmuş geçmiş. Evet. O Ama kafirler eşit mi? Bir nötr kafir var, bu mütecaviz kafir var. Adam bozulmuş. Bak Allah'ın rububiyetini, kainattaki tasarrufunu Rabbinaz kabul etmiyor. Melikinas kendi malik olduğu melekelerini kendi zannediyor bitiriyor. Ötekisi ise daha ileriye götürüyor ilahi naz. İlahlık iddia etmesi bu heves, asap, damar, hissiyatları onları da işletiyor. Bu ademi kabul değil, kabul adem. Bunlar da istisna insanlar işte mesela. Şeddat, Nemrut, Firavun gibi, Sufyan gibi, Deccal gibi. Bunlar Rabbinaz, Nas, Nas'ı aşarak iddiada bulunmuş. Ha, o zaman bir insan nasıl ilahlık iddia eder? Çünkü hevesini, damarın, asabını, hissiyatını, tabiatını orada bırakmıyor. Onu onları işlettiriyor. Evet. Yani bu bir insan nasıl ilah iddia eder? Nasıl ilah olur? O hevasından demiyor diyor ya Men ilaha ilahu heva. Hevasından demiyor. Yani ilahlık iddia edip de ayetleri söylemiyor. Allah adına ayetleri söyleyen ilahım demektir. Onun için ilah hevasından demiyor diyor. Yani eğer Allah adına iftira eden kendim ilahım demektir. Ben benim sözlerim ayettir diyor. Onun için ayette söylüyor. 28 yerde geçiyor Kur'an'da hatırladığım kadarıyla ilah iddia etmek. Heva. Men ittehaza hu He, -va hu. Yani eğer Allah adına yalan söylüyorsa sözlerim o zaman aittir diyor. Allah'ın sözü değilse ama Allah'ın sözüdür diyorsa benim sözüm aittir diyor. Bunu kim söyler ancak? İlah olan söyler. Hasan abi, abi şöyle sen? bir yer var da o hevayı bir yani şey yapmak için. Belki Vasat'ın üstad söylemiş burada ilginç değişik bir şekilde. İlahlıktan bahsetmiyor biraz daha farklı. Şöyle diyor abi. Hevai nefs ise şu hemhemeyi hava ve hevheveyi yapraktan öyle bir lezzet alıyor ki bütün ezvak mecazi ona unutturup o hevai nefsin hayatı olan zevk mecazi. O hevai nefsin hayatı olan zevk mecazi terk etmekle bu zevki hakikatte ölmek istiyor. Bu yani bu Allah, hevai var. nefs. Yani bu da müsbeti ve vasatı gibi. Evet. Yani o zaman Hevai nefs nedir? Ben bu metinden ne anlıyorum? E, menfisi zevki mecaziye müptela olan kısım. Ama e, vasatı da zevki hakikatta ölen cihazımız. Yani ölmek isteyen. Bunu zaten heva hakkında çok da bir dersimiz var. De devam edelim. Esas o konu değil. Abi, şu mesela kafirde mali nesliye mali yoktur diyoruz ya. Veya bunu böyle demektense acaba başka çalışıyor desek daha doğru olmaz mı acaba? Kafir iki tanedir abim. Adem'i kabulde yoktur. Kabul Adem'de var yani. Kafir, evet. E, evet. Yani kafir, iddialı bir kafir var mesela. Onda var mı? Var onda manevi man nefse marı var. Yani onu, yani mar Çünkü iddia ediyor, kabul Adem. K, A değil. Adem'i kabul değil. Ondan sonra leşliğinin dışında iddialist bir kafir. Hı hı. Ne yapıyor? ademine, yokluğuna zıtta bir yol açıyor. Şimdi onu inkar da bir ifrat modu değil midir? O, beş tane maddenin ifradından çıkıyor o da abi. Evet. Yani biraz böyle bir kafa karıştırıyor. Biraz gidelim. Şuursuz. Çünkü vahye kulak vermiyor. Şuur o demek. Şuursuz. Kör demek. Ahireti inanmıyor. Veya kapalmış. İçerisinde ne var? İçerisinde heves var. Manevi nefsemarenin. Heves var. Damar var. Asap var. Tabiat var. Hissiyat var. Tam hissiyat var. Maddi nefsemare noktalı virgül. Bedensel hazların menbaa ki beden ve cesede bakıyor. Haramları Terkle kontrol edip hakim olabilirsin maddi nefsemariye. Haramları terk ederek maddi nefsemariye hakim olabilirsin ki bunu nasıl yaparsın? Sünnet-i seniye uyarak. Manevi nefsemari ise noktalı virgül nef nefsin nefsidir. Yani manevi nefsemari ne demek? Nefsin nefsidir, içimizin içidir, nefsin nefsidir hakim olmanın yolu da buna hakim olmanın yolu da terklerle tekler olan tecerütlerle terklerin terkleri olan tecerütlerle ahlakı seyyelerden kurtulmak misvetinden Kur'an ahlakına sahip olunarak manevi nefse marden kurtulunur. Bir daha okuyayım. Çok acayip. Maddi nefse mare noktalı virgül Bedensel hazları menba ki ne demek? Beden ve cesede bakıyor. Har nasıl iş yapacağım, kurtulacağım? Haramları terkle kontrol edip hakim olabilirsin. Hakim, maddi haramları terk edersek maddi nefse mariye ee, hakim ol. buraya gel. Gel dalma. Ma haramları terk ederek hakim olabilirsin ki sünnet-i seniyedir. Manevi nefs ise nefsin nefsidir. İçimizin içidir. Nefsin nefsi dedik. Hakim olmanın yolu da terklerin terki olan, terklerin terki olan tecerütlerle ahlak-ı seyyeden kurtulmak nispetinden hulukul Kur'an, Kur'an ahlakına sahip olunarak çıkılır. Maddi nefsemare terklerle hakim olursun. Son ahkam cümlesi. Bunu yazayım. Manevi nefs ve mare tecerrütlerle hakim olursun. Al bu şey hatırlattı bana. Hani der tabii ki bendi lazım ve terki dünya terki ukba terk esti. terki terk. Ha terki terk. Evet. Evet aynen. Evet demek ki maddi nefs ve kurtulmanın yolu terklerledir. Manevi nefs eden kurtulmanın yolu terklerin terki olan tecerütlerle tecerütlerle ve ahlakı seyyeden kurtulmanın yolu hulukul Kur'an, Kur'an ahlakına bürünmek nispetinden ahlakı seyyeden çıkarız. Ahla bak, Kur'an ahlakı ile ahlakı seyyeden kurtuluruz. Ahlakı seyyeden kurtulma nispetine tecerütler olur. Ahlakı aliye oluyorsa şey olmuyorsa ahlak haliye Kur'an ahlakımız olmuyorsa nasıl olacak? Okuyarak olmuyor. Okuyoruz bu dersi. Hayata geçmiyor. Ama Allah da seni bırakmıyor. Tokatlar ve elemlerle. Bak bu biliyoruz. Bunu biliyoruz. Yani biz e bu, o, o ilahız demiyor ama kurtulamıyoruz. Ahlakı seyyeler var. Bir sürü ahlaklarımız var. Ama bu kadar bildiğimiz halde kurtulamıyoruz. Bu bu sefer Cenab-ı Hak bu kullarını ne yapıyor? Kafire tokat vurmuyor, şefkat tokatı değil. Tokatın altı şefkat değil. Şefkat tokatı demek, e, tokatın altı şefkat. Şefkatın iktizası ettiği tokat. E, şefkat yok ki adama tokat vursun Cenab-ı Hak. Vurmuyor, bırakıyor ahirete. O zaman tokatlar... Tokat var, tekme var. <laughs> evet. İkaz var. Eylemler, evet. Yani Allah bırakıyor. Bak, şefkat tokatı demek... Tokatın altının sebebi şefkattir. Şefkat tokatı iktiza ediyor. Kişi, kişi bu Allah'tan geldi derse şefkat tokadı. Hah. Anlamazsa şey cepten yedi. Sonuçta... Şey. Evet, şey. Bunlar nedir? Tokatlar ile elemler ile. Elemler çekiyor muyuz ailevi sıkıntı? Maddi sıkıntı, hastalık sıkıntı, bazen vehim ve vesvese. Bunlar bunlar demek ki e, nimettir bizi tokatlıyor. Yani yazayım mı diyorsun? Yok, için evet bak kalbin sözlerini dinlemedikleri için kusurunu anlamıyorlar, elemle çekiyorlar. Kalbin sözleri ne diyor abi? Hakika. Ee, tokatlar ve elemler ile nefret edip veya tam bir fedailikle her isini maksadını ifade etsin. Üç tane şey çıkmıyor bu tokat, elem fedailik. He evet. Ama Risale-i Nur'u kategoriye koyuyor. Aslında genel bir yolun dışında ahir zaman şey olduğu için ona diyor ki Risale-i Nur talebeleri gibi her işini maksadına feda etsin. Olursa tokatlara ve elemlere sana ihtiyaç kalmıyor. Her işini maksadına feda edene tokatlar, elemler gelmiyor. Var, evet. Devam ediyorum. Ama mücadele bitmiyor, değil mi? Hiçbir şey evet. Ne, kabirde de bitmiyor biliyor musun? <laughs> evet. Bak vefat ettiğin zaman maddi nefsemare bitiyor. Ama kabirde haşir meydanında kendini savunmayacak Haşir meydanında niye bunu yaptın diye bir sürü şeyler söylemeyecekler mi? Manine semari devam ediyor. Yani, he? Tabii canım sana diyecekler ki sen niye böyle dedin? Allah soracak. Ee, i̇nsan da diyecek ki ben bunun için yaptım. Ama senin için yaptın ama senin için Allah için yapmadın. Kendime menfaatin için yaptım. Ondan sonra gidecek Ondan sonra gidecek şeytana. Sen bizi niye kandırdın? O haşir Meydan'ı anlatmıyor mu? meydandaki olaylar maddi nefse maremidir. Gideceğiz şeytana yapışacağız. O da diyecek ki bize ben sen peygamber mi gönderdim? Ben kitap mı gönderdim? Niye beni dinledin? Kim ben sen peygamber mi gönderdim? He? Pey peygamber mi gönderdim? Yok. Niye beni dinledin? Ya Rabbi beni boğazdırdı diyor. Günah onu atacağız. Yetmiyor. Anne oğlundan, oğlu annesinden. Diyecek ki oğlum mesela annen baban değil miydin? Biraz günahımı yükle. Manevi nefse değil midir? Günah biraz yükle. O ondan kaçacak, ondan kaçacak. Haşir tiyatroyu anlatılınca bak bakalım altına ne var? Manevi nefs devam ediyor. Evet vefat edince ibadet bitiyor ama ubudiyet devam ediyor. Ubudiyet, Allah-Halik ilişkisi devam ediyor. Halik-Mahluk sistemi devam ediyor. Yani sistem devam ediyor. Orada artık böyle Adem Safiullah değil. E buradan gittik cennete deyince buralar hep unutuldu mu? Seni unutacak mıyız yani? Birbirimizi unutacak mıyız? Kapanmayan defterler nasıl kapanacak yani? <gülüyor> <gülüyor> Manevi nefse devam ediyor. bu yani vefat edince ibadet bitiyor. Namaz oruç bitiyor ama e, oradaki nedamet, oradaki e, Ya Rab affet, Allah'ım isti, tövbe ediyorum ama kabul edilmeyecek diyor. Yani cehennemde demeyecekler mi ki diyor Ya Rab bizi buraya, şöyle dünyaya getir bir bak nasıl olacağız. Bu tövbe değil midir? Ama bu tövbe kabul edilmiyor da tövbe ama to kabul edilmeyecek bir tövbe. Külü nefsin zayikatül mevt. O ne, ne, bütün mevt peki nedir o? Maddi nefs emmare. Ne bitiyor? Bedenden sürülüyor. Bedenden çıkınca hissiyat yok mu? Aklın fikri yok mu o ruhta? Yani ruh buradan çıkınca demek aklımızda bıraktık mı buraya? Hissiyatı bıraktık mı? Kalbi bırakmak için ruh mu gitti? Ruh çatıdır, bütünselliktir. Bütün manevi sistemi alıp götürdü. Manevi sistemin içinde manevi nefsem mari yok mu? Maddi cesetten sıyrılmak demek vefattan maddi nefs çıkmaktır. Abi onu demek istemiyor ki abi ya. Onu anlıyor o ya. Diyor ki bu alem şahsı bakıyor. Peki diyor ahirette bu nedir diyor. Onu söylüyor. Ahirete gidince de öğreniriz onu da. Şimdi başka bir şey değil dedi. İptalist de o zaman nedir? İptalist. Heves, damar, asap, tabiat, hisyan, talitasından, harmanlarından oluyormuş. İptal his, yani e, his yaşanmıyor değil. Aşağıda yaptık. Yaşanıyor. Başka şey yaşıyor. Ne derler diye yaşıyor. Ya maymun tabiatlıdır. Beş tane ya. Bir tanesi çıktı karşıma. Bu köye gittiğim zaman. İnsanlığın bozulma süreci diyor. Sen dedi maymun dedin. Çakal dedin. Ondan sonra ne dedik? Yılan dedik. Ay dedik. Domuz dedik. Böyle bir şey yazmıyor külliyattan dedi ya. Nereden çıkartıyorsun dedi. Ondan sonra öyle bir şey yazmıyor diyor. Risale-i Nur'da ciddi yapan. Ondan sonra doğru söylüyorsun dedim. Risale-i Nur'da orada insanın bozulma süreci bir, insanın bozulması bu bozulmadan sonra bu olur. Hakikaten öyle yazmıyor <laughs> kardeş dedim. Dedim kendime göre anladım ben. Yani külatı değiştirmedim de ben şey doğru haklısın dedim. Sen öyle inanma dedim. O şey yapma. Ondan sonra ya kardeş dedi ya. Öyle deme ya beni geçiştirme dedi ya. Öyle deyince savunmayınca. Ee, ya de, ya kardeş dedim. Ben öyle anlatmışım dedim. Cahilane anladım. Öyle bir insan bozulması bir, iki. Biraz insaf edince i̇mam Azam dedim Kur'an'da e, sıralanmış da dedim. Onun için fıkıhlı ekbele çıkartmış? Ahkamlar Kur'an'da bir, iki, üç, dört, namazın mekruhları, namazın e, farzları, vacipleri, mendupları, mustahapları, sünnetleri ya. böyle böyle mi sıralanmış? Nasıl çıkartmış bunu? O, e, yani aynı cinsten. Peki inanmayan ne oldu? İmam Şafii'ye tabi oldu. Sana başka adam adamla hareket et. Hı. Onu İmam Azam'ı şey mi anladığına mecbur musun deyince de yok mecbur olmayanlar var dedim Şafii'ye geçti dedim. Ve dedim ilk önce dedim İmam-ı Azam'ı şey yapmayanlar sonra şeye geçtiler dedim. Ee, İmam-ı Malik, Mal, şey, Malik'e geçtiler. ondan sonra ona da inanmadı ikisine. Malik'ten Hanbeli'ye geçtiler dedim. Ona da üçüne de şey yapma yok dediler kanaat etmediler. Dördü en son müştehit i̇mam Şafi en genç. Ona şey yaptılar dedim. Ona da inanmayan zaten dördüncü de zaten dinden çıktı dedim. mezhep şeyinden çıkan diyor, zincirinden çıktı, şeriat diyor da. E şimdi sen de Risale'nin tek daire değil. Şimdi sen İmam-ı Azam'a bari git Malik Hazretleri, İmam Malik'e. O da şey yapmasa, şimdi 1, 2, 3 yazmadığı gibi külliyatta da yazmıyor dedim. Böyle bir şey arama. Ama böyle bir şey istiyorsan ben yanlışım, haklısın dedim. O zaman dedim derslere girmeyeceksin, dinlemeyeceksin. Girme yani. Girmeme, ben sana tavsiye ederim. Ya öyle deme dedi ya. O zaman paldır küldür öyle burada. Olur olmaz yerlerde paldır küldür soru sorma. Bunun edebi var. bu nasıl bulundu sorarsın. Eğer beğenmesen girmezsin, dinlemezsin. Tamam mı? İyi misiniz? Daha 10-15 dakika oldu derse başlayalım. Bak şimdi. Dersten sonra tatlımız var mı? Meyvemiz var mı? Var mı? Evet. Biraz şef Güzel yemek var. Dünkü yemek var mı? Var. var. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Risale-i Nur'un zuhurundan 40 sene evvel. Bak. Ne zaman evvel? Abiler bunu uçakta da devam ettim. Çok ilginçtir. Çok acayip ya. İnan çok nimet ya. Hakikaten bugünkü tersin şey olacak hatimi. 40 sene evvel Risale-i Nur yok. Hepimizle alakalı ha bu. Nurcu olmadan önce biz Nurcuyduk. İnan. Burada söylüyor. Herkes diyor geçmiş Sergüzet şey hayatına baksın, dikkat etsin diyor. Risale-i Nur'u He. Ama sonra diyor herkes diyor. Her nur talebesi diyor. Bunlar gibi diyor. İsimler saydıktan sonra sergüzeş hayatlarına dikkat etseler görecekler ki Risale-i Nur'u uygun geçmiş. Arkadaşlar biz nurcu değilken de nurcuyduk. Bu nimet ya. Gelecek bunun delili. Nurlar tanımadan önce tanıyordu. Diyeceksin ki ben mesela babaannemin hepimizin geçmişine rahmet etsin. Babaannemin şeyi e, risale Nur'u netice verecek şekilde beni şey yapmış. Ve çocuğuz da bir iki yaşın üç yaşını e, hep salavat çektirirdi. Hep sevap yazarcı, ahireti gidince sevap. Bana hep salavat çektirirdi çocukken. Oğlum azın ağaca çıkınca, kiraza çıkınca, fındığa çıkınca. Yani şimdi düşünüyorum da geçmişime altı yaşına kadar tutunduğum onların örf, anane, kültür ve gelenek ve babaannemin devamlı salavat getirtmesiydi. Sebaptır. Allah mesela ala Yapamaz mısın öyle? Kaç tane akşam sorardı kaç tane yaptın? Babanı yüz tane. Öteki kardeşim derdi ki 150 tane yaptım ben falan. Böyle yarışırdık falan. Böylelikle o altı yaşına kadar sabit hard disk var ya. 6 yaşına kadar çocuğa ne verdin verdin. Ondan sonra e, in, inkişaf in, değil inbisat eder. 6 yaşına kadar sabit karakter yazılım oluşuyor. İmam Azam söylüyor 6 yaşına kadar. Ondandır ki ehli dalalet ilkokul bitirene kadar Kur'an öğretmek yasaktı bir ara. Onunla bile yargılanmışım tepecikte. Dershanen basılmıştır. Kur'an öğretmekten. Altı, yani ilkokulu bitirmeyeni camiye alamazsınız. Mesut İlmaz döneminde çıkmıştı bu. Yani camiler okutamazdı. İlkokul bitirmeyeni camiye alamazsınız doktor. Bunları çekmişiz kardeş. Çekmişim. Yani bazı şeyler söyleyince içim cız ederek söylüyorum. Siz duyuyorsunuz ben yaşadım bunu. Ya. Ama bunu da biliyorsun 6 yaşına kadar. Çok iyi biliyorlar bunu. Risale-i Nur'un zuhurundan 40 sene evvel geniş bir hissi kalbel vuku. Çok işledik bunu hissi kalbel vuku ama o kadar geniş kolları var ki her hissi kalbe vuku. Mestevi de ayrı çıktı karşıma. Mektubat da ayrı çıktı karşıma. Sözler de ayrı çıktı karşıma. Aynı aynı izahları oldu. Bir baktım hissi kalbel vukunun bedensel, hissi kalbel vukunun dimağa, hissi kalbel vukunun hisse, hissi kalbel vukunun kalbe ve ruha ayrı bir özelliğini gördüm uçakta yeni. Meğer hissi kalbel vuku bir izah ettik. Meğer akliymiş. Şimdi görüyorum. Bir baktım ki başka, o başka bir mana buldum. Oysa bulmadım. Bu vicdandakiymiş. Aa bir şey buldum. Meğer kalpteymiş bu. Hissi kalbel vuku ben doğmadan önce cesedim. Cesedi hissi kalbel vuku söylüyorum. 40 sene evvel. Yani Risale-i Nur zuhur gelmeden önce 40 sene evvel ustad ve köylüsü kalyesi, Nurs kalyesi, Hizan nayyesi, risale gelmeden önce ucuymuş gibi davrandılar. Söylüyor ustad. Her şey hukuka gelmeden önce mukadderimiş diyor. Yazılı olduğunu gösteriyordu kaderin o şeyinde söylüyor. Ha? hissi kalbelvuku abiler çok ders oldu lütfen. Ben zannediyordum ki aynı dersin değişik manaları meğer beş taneymiş hissi kalbelvuku Bedensel, dima, vicdan, kalp, ruhta hissi kalbelvuku vuku. Ya Nurs Kaliyesi, o Nurs Köyü, Hizan Kaliyesi, o köylü ustad nurculuk olmadan önce nurcuymuşlar. Bak anlat, okuyayım. Hissi kalbel vuku acı bir tarzda hem bende hem bizim köyde bak sırayla gidiyor. Hem bende ne olur kendine bir şey koy gün Sonra köyüne koy. Hem Karye'de Kaptan Paşa'ya hem Abdurrahman'a hem Yeşiltepe'ye hem kap şey Kaptan Paşa'ya hem Nahiyemiz'de Kaptan Paşa'ya teza hem de Çaeli'ne hem de Rize'ye hem Rize'ye tezahür ettiği fizik kalbe vukuyla nurcu olduğumuzu tezahür ettiğini şimdi bir ihtar maneviyle katı kanatım gelmiş. Malum bildiğiniz yer. Geçmiş, geçmişin her bir şey bakınca. Şimdi buradan ne anlamış? İyi ki uçağı bilmişiz. Arkada olacak uçak. Aşağı, arkadaki maddeleri dizmişim orada. Bak şimdi. Ee, arkadaşlar şimdi çamur patak bir yere. E, yöntemim şu. Toprak şey taş koyuyoruz. Çakıl bilmem ne koyuyoruz. Bir ee, şey koyuyoruz sonra temel atacağız. Direkt kat atacağız. Sırayla ahkamlar, malzemeler, bilinenleri koya 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 bilinmediğimiz yere ulaşacak için. Şimdi sırayla gidiyor. Vicdan olmuş olacak tüm her şeyin ortaya çıktığı zaman ve mekan. Yani ahiret yömetü bile sırayla her şeyin ortaya çıktığı bütün zamanlar ve mekanlarda olmuş olacak her şeyin ortaya çıkacağı yer değil mi? onun komprimi, onu daha olmadan önce getirdi Cenab-ı Hak bize koydu. Haşir meydanda, camiye de söyledim cenazede. Dedim haşir Meydan size sorsa, bunu niye yaptın? Eyvah! Ne işe yaradı? Eyvah! Telafi etme şansın var mı? Yok. Niye dedin? Niye demedin? Tezber söylemiyorum. Niye yaptın bazı şeyi? Bazı şeyi niye yapmadın? Niye dedin? Niye demedin? Ne işe yarayacak Erdinç? Hiçbir şey yaramaz. Merhamete uygun mu bu? Değil. Değil. Peki daha önce bana birisi söylese düzeltirdim. Ha, o haşi meydanda ne sorulacağımı soruyor. Ne yapıp yapmayacağını da söylüyorum sana. Kim o? Vicdan. Vicdan ahiretin küçük komprimi. Ya niye yaptın? Niye yapmadın? Niye dedin ya? Niye demedin? Sistemin adı vicdan olmuş olacak geleceğin andaki sistem vicdan tamam konuşmuştuk. Bunun numuneği kompriminin, bunun numuneği komprimi yani kocaman ağacın çekirdeği maceli vicdanmış. Orada sorulacakların macet sorulduğu yerdir vicdan bilinenle gidiyorum yani. Tamam Biz şuurumuzun geleceğe taluk ettiği kadar yani oraların iade ziyaretleri olan şuurumuzun aktiftiği kadar gelecek vicdanımızda tayin ve teşahhus ediyor. Yani şuur neydi? Daha aklımız, ilmimiz, ferasetimiz, fikrimiz geleceğe intikal etmemiş e, basiret, dirayet, feraset nasıl açılıyor ötelerden? Yani usta zaten söylüyor. 24 saat evvel diyor asabımda diyor yağmurun geleceğini söylüyorum. Ama şimdi sistem var metoloji sistemi. Ustanın böyle bir sistemi var. Hepimizde romantizma var. Aynı romantizmayı örnek yapacak. Rüyayı sadıkayı örnek yapacak. E, haleti örnek yapacak. Tamam mı? Olmadan önce oluyor. Senin alemine düşüyor. Ekranlara düşüyor. Haberleri düşüyor. Tamam kalp ve ruhun derece hayatı çok geniş. Olmadan seneler evvel, seneler sonrasını hepsini anda hazıran hissediyorsun. Hissediyorsun. Bu sistem var. Niçin var? Merhameten sana aşırı deseler ki niye yaptın? Nasıl telafi edeceksin? Düzeltin de dünyaya gelemezsin. Ha şimdi orada diyeceğimi diyor. Onun adı vicdan diyor. Ulan vicdan bir hans. hissi kalbe vuku vuku bulduğu, hissi kalbe vuku, vuku bulduğu yerdir. Yani Hissi kalbe vuku demek vuku bulmadan önce vuku bulan yerdir. Bir daha hissi kalbe vuku demek vuku bulmadan önce hissedar olmaktır. Yani tam hissetmek demek hissedar olmaktır. Vuku bulmadan önce vuku buldu. Tamam. Adam gelmeden önce adam geldi. E, topuz hazırla diyor. Yağmur gelmeden önce ayağımdaki ağrı. Gelince de ağrıyacaktı gelmeden de ağrı. Tabi tabi tabi. Tabi vicdan da vicdan. Artık bedensel konuşmuyor zaten. Abi Hutbe-i hükmü şerriyenin icrası noktasında diyor ya hırsız diyor. Eli kesileceğini bizde bildiği için diyor şeriatın hükmü olduğunu daha kesmeden diyor diyor, zihnen gider diyor. Hükmü... O meylanı şeri keser diyor. Hasan abi şey gibi de oluyor. İmam ı Mübin ve kitabın Mübin olarak düşünürsek e, ı Mübin'dekini daha kudret devreye girmeden mi acaba hissi kablel vuku alıp şey kitabı mübin yapıyor? Evet daha daha kudret devreye girmemiş. Kudret devreye girmemiş. Yani kudret devreye vuku girmeden yoksa benim hissetmiş. Zaten öyle diyor zaten. Bu kudret devreye girmesi mi acaba? Evet yani vuku'a gelmemek kudret vücudu harici vermemiş daha. Hı hı. Ama gayb yani. İmam-ı neydi? Mazi ve müstakbel. Ahiret müstakbel değil mi? ahiret müstakbel. Hadise ya kudret taluk etmiyor ama beni onu hissetmem kudretin taluku olmuyor mu? Bendeki. Bende kudret taluk ediyor. O hadise, daha kudret, onu anlatmaya çalışıyordum. Mesela i̇mam Bir neydi? mazi ve müstakbel. Arkadaşlar, vuku bulmadan önce sen de vuku bulma bulması haşirde kudret taluk e daha etmeden sende daha ediyor. Yani kudret taluk etmese vicdanına vuku bulmadan vuku bulmazdı. Vuku bulduğuna göre kudret taluk etmiş. <laughs> Diye manevi abi. Hiç hep manevi, hep manevi konuş. Artık maddi konuşmuyoruz. Maddi maddi yok burada. Heh. Ahiret ne yapıyor? Vicdanımızda tayin ve teşahhus ediyor. Hem vicdanı tanımlıyor burası, özetliyor bu sayfa. Hem de ötelerle burası bak. Ötelerle bizim aramızda bir sistem var vicdan. Oralar burada nasıl gözüküyor? Demek ki öteler taayyum ve teşahhus ediyor. Burada vuku bulmadan önce vuku bulu yani kudret taluk ediyor. Adeta ahiretteki vicdanımıza lazım olduğu kadar hissedar ediyorlar. Ahirette hissedar oluyor vicdanımız. O alemlerin vicdanın bütünlüğüne edilen iade-i ziyaretin adı şuur idi. İkinci şuur diyeyim. Demek ki bir daha. Mesela akıl. Tefekkür ediyoruz. Tefekkür. İadesi nedir o alemler? Birinci şuur. Tamam. nerede anlatıyor? 506 sözlerde. O alemleri vura vura, çala çala o alemler de iade ziyaret eder. Vicdaniyat da... O alemlere yaptığı muracatın, o alemler iade-i ederse vicdanın bütünselliğini yapıyor ki o ikinci şuur. İkinci şuur. Yani ahiretin, gaybın kişiye iadesi. Ge ne kadar açmışsa sana gelen cevapların adı ikinci şuur. Zaten bildiğimiz şey. Neyse durmayayım fazla. çalışıyor. Değil. değil. Şuurum daha taluk etmeden hissetmişti diyor. Demek o şuur birinci şuur. O adamın diyor geleceğini şuurum taluk etmeden diyor hissettim. O şuur hangisi? Birinci şuur. Dima, akı. Akli değil çünkü. O adamın geleceğini aklı nasıl bileceğim ben? İkinci şuur bu. Yani birinci şuur taluk etmeden <laughs> hissetmesi. <ikinci> şuur. Evet. <laughs> Ama şu anda daha berza, şu vicdan daha berza, haşır olmamış bizim için. Haşire gittik mi? Gitmeden, gitmeden haşir meydanı kurtu, kurulmuş hesaba çekiliyorum da bana sorulan soruları şu anda vicdan soruyor, ha manevi soruyor. O zaman e, nedir o? Daha berza haşir meydanı kurulmadan ben, ben, de, ben de kurulmuş bazı demiş diye bir tanesi sen ahireti buraya getirdin. Ahireti buraya getirdin dedim ki ulan ne anlatayım de bunu şey yapayım. Abi ahiret mi buraya getirdim Ahiret değil burada. Allah bile burada dedi. Ondan sonra. Ha burası bizdeki vicdanın yani burası nedir? Biz bizdeki vicdanın hal hazırı ise şu anda şu anda vicdan Kitab-i Mübin. Vicdan şu anda. Şu anda yaşadıklarımız marifetullah, olan, muhabbetullah. Olan, şu anda kudret taluk etmiş ya. Kitab-i Mübin şu an. O alemlerin yani mazi hal ve istikbalin bütünlüğü ise İmam-i Mübin. Bu üçüncü önermemiz Birincisi neydi? Vicdanla konuştuk. Sonra vicdandaki ikinci şuuru konuştuk. Şu anda i̇mam ı Mübin kitab ı Mübin malzemesini de yaptık. Onu da dolduruyoruz. Ahkam çıkartacağız. İmam-ı Mubin mazi ve müstakbeldi. Nasıl ki vicdana bazen aklen bilinmesi mümkün olmayan mazinin ahvalini yani elestu bir aklen bilinmesi mümkün olmayan mazinin ahvalini vicdana temesül ettiği gibi mesela buna bir misal ne olur dedim. Mesela dedemin dedemin dedesi peygamberlerle ve mazi ahvalin rüyada ortaya çıkması nevinden. Mesela dedemin dedesi dedesi ben aklım mümkün değil. Nasıl çıkıyor? Bir bakıyorsun ki hissi kalber vuku veya rüyada geliyor deden. Veya peygamber kıssaları. Yaşamış mıyım? Yok. Bak yani mazinin mazisi bizde nasıl aktif oluyor örnek? Mazi böyle aktif olduğu gibi bazen de gelecek ahvalin yani geçmiş de gayb. Arkadaşlar gaybin iki nevi var. Bir geçmiş bir gelecek ya. Şimdi gelecek nasıl gelecek gayblıktan çıkıyor diye mazi kullanıyorum. Nasıl ki geçmiş o da gaypti. Burada nasıl aktif olur? Peygamberli ben dönemin yaşadım mı? Yok yaşamış gibi peygamber kısaları. Sanki dedemin döneminde yaşamış gibi köydeki vesaire alametlerini ya rüyay sadakada ya da fiilen ya da fi sözleri ya da ahlakı bana yansıyor ortaya çıkıyor ya soyu sepi, sepi ahlakı bende ortaya çıkıyor ha dedesi gibi diyorlar yaşlılar gibi Pe e, bir daha buraya dedemin dedesi peygamberlerle mazi ahvalin şurada ha mazi e, peygamberlerle mazi ahvalin rüyada çıkması ortaya çıkmasın gibi nevinden bazen de gelecek ahvalin dünyevi, berzahı ve haşir meydanının ahvalini de bazen vicdan, vicdandaki vicdandaki irade, zihin, his ve latife-i Rabbaniye hisseder olmaları. Vicdan demek ne demek? İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Mas, nasıl ki Ma mazinin bazı ahvalleri, ahlakları, soyları, dedesi Elikyar torununun dişi kamaşır evinden hissedar oluyoruz bazı şeylerine. Mehmet kardeş, geleceğinde, geleceğin daha olmadan o alemler bize vicdanımıza iade etti mi? O zaman diyor, vicdan neresine? İradede ortaya çıkar. Zihinde gelecek ortaya çıkar. Histe ortaya çıkar. Histeis kalbelbuku. Zihinde ne olacak şimdi? Ona geliyor. Peki gelecek vicdanımıza cevap verdi. Zihinde ne oldu? İradede ne oluyor? Zihinde kalbel vuku oldu. Latife-i ne olacak? Onu okuyoruz şimdi. Çok zor bir yer ama çok kolay. Bak. Bir daha. Bazen de gelecek ahvalin dünyevi dünyada daha dünyadaki gelecek daha gelmedi. Kabir daha gelmedi. Haşir meydanı daha gelmedi ahvalini de bazen vicdandaki irade hissedar olur, zihin hissedar olur, his hissedar olur. Latife-i Rabbaniye'lerin hissedar olmaları. Bunu nasıl anlayacağız? Yani acaba vicdanda ne oldu? Buna hissi kalbel buku ile ifade edilmiş. Yani histeki, mevzine, hissi de orası devam orası. edeyim. Hibuna buna hissi kalbel vuku ile ifade edilmiş. O alemlerin iade ziyaret etmeleriyle hissedar olmak demektir. Peki nadir, ha pek nadir şuurumuz taluk eder. Çoğusuna şuurumuz taluk, etmiyor. Gelecek. İmam-ı Mubin, i̇mam neydi? Lefi, ma lefi mahfuz makamına gidiyor. İmam-ı Mubin neydi? Lefi Lefi Mahfuz'un şeyi bir sıfatı Kitab-ı evet. Peki e, İmam-ı Mubin'e mazi ve mustak ve mazar olmak Lefi Mahfuz'a kadar gidersin. Bunun içinde e, e, za, ne o? Ha gay olacak. Abi. Bunun içinde gay, e, gayet alemi berza. Bunun gidiyor. Bunun içinde şahit olacak bu şahit veya başka neyse Şimdi bir onu şey yapalım şöyle. Ha, alimi berza. Allah alem kitabı bin ise hazır zamanın hakikati olan levi mavi ispata kadar. He, bak abiler. Mazi kullanıyoruz. Kitabı mı bin ne demektir? Mazi ve mustakbel değil, andır. İra ilim emirden ziyade emir kudrettir. Nereye kadardır hududu? Lefi mavi ispata kadardır. Kitab-ı Mubi'nin hududu. Kudret ve irade. irade. Lefi mavi ispattır. Zaman zaman hakikatıdır. Tamam? Peki İmam-ı tarafımız nereye kadar gider? Nadiren o işte o insanlar girer diyor Lefezeli'ye. Lefi mahfuza kadar gider lefi mahfuz'a kadar gider. Lefi mahfuz tamam mı? Kitab-ı mübinlik tarafımız lefi i ispatta kadar inkişaf eder. İmam-ı mübinlik tarafımız lefi mahfuz'a kadar gider. Arş şey kalbimiz arşa kadar gider. Ruhumuz arş azama kadar gider. Enemiz kabu kalp şey mecula kadar gider. Tamam. Abi, dinle, değil mi? Evet abi. Abi oraya girme işte. Bu anlam, anlaman lazım. Kitabın birliği ne, nereye kadar gider? Kitabın levi bir Levi Mahfuz'un bir defteri. Levi. Bir defteri nereye kadar ududu? Yani mazi ve müstakil olmayacak, hazır zaman olacak. Yani orada gelir, abi şey lazım. Kesuret, kanet, bakarsan, e, şey olacak. abi iş, işlevi işlevi evet. işlevi hazır zamana kudret Kudret nereye taluk ediyor? Mazi ve mustakbele değil, haziran. Kitab-ı bin mazi ve mustakbelden ziyade hazır zamandadır. Hazır zamanda nedir? İrade ve kudrettir. İrade ve kudret mahluk nereden başlıyor? Yani Kitab-ı mahiyeti Ama işte hakikati Yani zuhuratları işlevi yani işlevi, işlevi levi ma'v'ispattan Elbette ki hakikatı lefi mahfuzdadır. İşlevi oraya kadar. Yani kit irade ve kudretin ta aktifliği. Hı -hı. Ağabeyin, ağabeyin... Artık ne anladık sahabiler? Şimdi bu kullandığı malzemeyi de izah etmeye kalkarsam ben onun altına çıkamam. Bunu daha önce konuşmuştuk. Çünkü sureti, kanuneti, hakikati, mahiyeti. Şimdi kitab-ı mubinin sahası levi mahfuza kadardı dendiği zaman Öyle değildir deyip de kitabı bir nevi sokarsan bu çıkamayız. Çünkü kitabı intikal edeceksin. İrade ve kudretin aktifliği demektir. Kudret, kudretin mazi ve mustakbe. Ondan sonra artık mazi mustak değil. Hazır zaman. Ben de anladım şu abi. bin benim tarafım. Abi bu kitab e, kitabı binden konuşmuyoruz şu anda. Yani. Tamam şimdi kitabı onu bile kullanıyoruz daha ilerisini konuşuyoruz. Evet evetten konuşmuyoruz. Artık ne kadar intikal edersek. Ee, çünkü buna da girersem şimdi yok kitabın birinin sureti, kanuneti, hakikati, mahiyeti o zaman ineriz aşağıya. Bu dersleri kullanacağız artık. Bilinmiş kabul ediliyor. İşlevi zamanın hakikatına kadardır. Zamanın hakikati nedir? Lefim mavi, Lef mavi ispat. Ne demek? Kitab-ı mübindir. Zaman hakikati kitab-ı mübin diye haşiyede söylüyor 30. sözde. Tamam mı lan. Yani bir etrafını çeviriyor mu malzemeleri koyuyorum ki o, o, o malzemeyi de ispat etmeye kalkarsak o tekisi hedeften kaybolur. Tamam Sonra artık konuşalım onu. Bir daha okuyayım. Hazır zamanın hakikati olan nevi mahf ve ispata kadar daire-i şümülleri var. Şu anda vicdandaki irade kitab-ı mübinin sıfatından irade irade neredeydi? Vicdanda. Vicdan, vicdanda irade var. Peki o iradeyi al. Kitab-ı mübinin içinde mi? irade, i̇mam-ı mübinin içinde mi? Kitab-ı mübinin kitab içinde. Çünkü amel mi? Evet. Ta evet ha. O zaman ne dedi? Şu anda vicdandaki irade kitab-ı mübinin sıfatından yani irade ve kudret. Zihin ise 18 bin alimin haritası olması sebebiyle konuşmuştuk bunu. Değil mi? İmam-ı Mubi'nin sıfatını gösteriyor. İmam-ı Mubi, mazi ve müstakbel. tabii yani şöyle içine girdim vicdanın. Artık vicdana vicdana hissi kalbül vuku gelmesi demek tek tek sıfatına uğraşıyorum. Yani vicdandaki irade, vicdandaki zihin, vicdandaki his, vicdandaki latife-i rabbaniye hissi kalbel vuku nasıl olur anlatıyorum. Veya gayret etmeye çalışıyorum. Vicdandaki irade kitab-ı mubine bakar. Vicdandaki zihin imam-ı mubine bakar. Çünkü zihin daha önce konuşmuştuk 18 bin alemin haritasıdır. Üstü neyle açılırdı? Tefekkürle. Tefekkürle mekan açmaktır zihinde. Tamam abiler. Peki Latife-i Rabbani. Şey konuştuk. Ee, vicdandaki irade. kitab bin. Vicdandaki zihin. imamı bin. Bakıyor daha çok. Ondan sonra. E, hissiş iş yapmadım. Hem Latife-i Rabbani'ye de. E, Latife-i Rabbani. İmam-ı sıfatından. Niçin? Çünkü vicdandaki. E ee, vicdanda niye ki e, o anda huzur oluyor. Allah hazır olduğu için. Hazır olduğu için sende huzur oluyor. Yani şu anda hazır kudret taluk etmiş. Ha böyle oluyor. Vicdandaki içsel zemin olan his de hem İmam-ı bin hem Kitab-ı tazamun ediyor. Böyle baktığımızda vicdanda İmam-ı binde böyle baktığımızda vicdanda yani imam mubinde Mubin alametin ha mubininde e, alametini ve kitab-ı Mubin'de alametini taşıyor. Ha vicdan hem imam mubini hem kitab-ı Mubin alametini taşıyor. His, his, alametini Vi, vicdan his. vicdan vicdan. Hatta onun içine gireceğiz. He. Evet. Doğru. Evet. Çünkü sebebi mazi ve müstakbeli yok ya. Evet. E dedi ya şu anda ya, diyeyim. Ha demiş herhalde. Dedi, ha histe, ha tamam. Histe dedi ya. Ha doğru. Sen de. de oluyor. Hem imam-ı var. iste. Hem kitab-ı var. Ha bağlıyor. Zaten vicdan. Neydi vicdan? Daire ilim. Daire hayatın. Cemul cemlerinden. Berzahtır ve her iki alemi de tazamun ediyordu şeceri Hilkat'ta. Hatırladınız mı? Evet. He, <laughs> tamam o. Vicdan hazır zamanın hakikati olan lefi mah ve ispata aşkın. Vicdan neymiş? Hazır zamanın hakikati olan lefi mah ve ispata aşkın. Onu tazamun ediyor. Ne için? Lefi mah ve ispat şeceri Hilkat'ın. Hayal eder misiniz? Levi mahve ispat şuradaysa Mehmet kardeş, vicdan ise onun üstü olan daire hayat, daire ilmin bütünselliğidir. Yani vicdan lefi mahve ispattan daha ötede, daha yukarıda, daha aşkın. Tamam? Vicdan. Bir daha okuyayım. Vicdan hazır zamanın hakikati olan lefi mahve ispatta da aşkın. Yani onu tazamun ediyor daha arkaya aşkın daha yukarıda üniversitede diploma. Evet. Bak nereye nereden hatırlarsın? Bak şeceri hilkat haritasına. Vicdan iki nokta üstüse haş, haş azamda evet. sorulacakların sorulduğu muacelli olması ile hissi kalbel vuku sahibidir. Evet. Yani sana merhameti ilahiye olarak Niye yaptın, niye yapmadın, niye dedin, niye demedin hiçbir şey yaramayacak. Bu da merhamete uygun değil. O zaman onun muacili peşini olacak. Şimdi sana ne soracağımı soruyorum. Yani, Sorulur soru. Soruluyor sana bu. Ya Rabbi bilmiyordum. Sana bildirmiştim. Neyle bildirmiştim? Peygamber vardı. Kitap vardı. Ya onları bilemedim ben. E, vicdanım vardı. Vicdan aynı zamanda peygamberlik yapıyor bize. Aklın aklıdır vicdan. Ha. Onu buraya getirmiş sana bak. Hissi kalbe vuku sanki peygamber. Sana peygamberlik yapıyor. Seni ihtarlı. Sonra şimdi da ezan okumadı değil mi? Var, öyle mi? Ha, bitiyor çünkü. <laughs> o, o işte o vicdan işte. O vicdan iş, vicdanın sistemi yani bütünselliği. O sana diyor mesela, akla diyor ki, akla diyor, niye dedin? Niye yaptırdın onu? Git bir şey yap onu, düzelt onu. Aklın hocası olmasa, akıl kendi başına firavun olur. Vicdan onu durduruyor. Vicdan da nasıl çalışıyor? Mazi ve mustakbelle çalışıyor. Nasıl yapacak? Hissi kalbel vuku. Hissi kalbe vuku demek sıfı hisse değil. Vicdan ise de, hissi kalbe vukuunun irade irade hissesi var. Ee, zihnin hissesi var. Hissin hissesi var. Latife Rabbani'nin hissesi var. Şimdi gelecek zaten Latife Rabbani hemen acele edeyim. Latife Rabbani şöyle. Allah bu işimden razı mı? Şu işimizden razı mı? Nerede bileceğiz? Allah diyor ki Haşir meydanında ben sizin o içinizden razıyım. İş işten geçmiş olacak. Hoşuna gider ama o hoşuna gitmen orada oldu. Ben haşirde hoşuma gittiğini onayladı mı? Hissi şey Latife Rabbani'de huzur vererek razı olduğumu gösteriyorum. Anladınız mı? Latife Rabbani'deki huzur müşahadetullah ile huzuru 3 4 tane huzur var. Huzur huzuru tam, huzur etem, e Hu huzuru e, şumulu Daim. ve daimi bir tane de var peygamberlere. Ve bir şey, onun razı peygamberler. Ha demek ki razı olduğunu razı olarak gösteriyor. Bu fiilinden razıyım ha. Bunu nerede söylüyorsun hatta? Muayinel ebrar elefi naim ve innel fucar elefi caim diyor. Ahirette cezası olanın dünya muaceli sıkıntı. Ahirette mükafat olacak bu amelin de dünyada Mukafatı var. Yani huzur olur, rahatlık olur. Bu seni gösteriyor ki seni mükafat bekliyor. Sıkıntı. Ya keşke demeseydim. Ama orada iş işten geçer. Şimdi burayı düzelt git. Git hakkını helal ettir. Git özür dile. Git hakkı şeyini yap. Ha, o zaman orayı da düzeltiyorsun. Burayı düzelterek orayı düzeltiyorsun. Oradaki hatayı buraya taşıyarak buradan düzelterek orayı da düzeltiyorsun. Geylani doğmadan önce dedi Geylani diye annesini kurtardı ya annesi daha evlenmezken gibi ya. Yani. Tamam hadi bak. Biraz gidelim. Zaten bitiyor. Gidelim derken. Şimdi daha iyi anlıyorum hissi kalbe vuku nedir? Haşir meydanının muaceli olan hissi kalbel vuku Allahu alem hissin istikbal tarafı his var ya his abiler. his hissin e, istikbal istikbal tarafı hal tarafı mazi mazi tarafı var. He Hissi kalbel vuku. Hissi kablel vuku. <gülüyor> 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 kab <laughs> evet. Vuku'dur. Tamam abiler şimdi. Diğerlerine bakacağız. Buna ne demişim? Allahu alem. Yani çalışıyoruz. Yani budur nasıl diyeyim? Allahu alem demek yani yazın. Yani emin değilim ama kanaatim bu. Kanaatim. Kanaata da itiraz edilmez. Edilirse de daha iyisini bulmak lazım. <laughs> ne yapayım yani? Gücüm o kadar yetiyor. Yani oralar bana açılmamış ki ama hissetmişim kısmen. Ee, hissi kalbel vuku'dur. Allah alem vicdanın geçmişini vicdanın geçmişi nedir? Latife Rabbani'deki Rab vicdanın geleceğini hissil kalbel vuku ile ee, vicdanın e, fıtratını zihin ile e, vicdanın ubudiyetini irade ile gösteriyor. Bu ne demektir de çok tuhaf. Bir de okuyayım. Yaz, yazmaya gerek var mı okuyup dinliyorsunuz? Evet. Bak bir daha. Allahu alem vicdanın geçmişi geçmişi latife rabbaniye. Yani Allah sana böyle yaptığın ibadetleri var, var ya o anda sana huzur vermesiyle latife rabbani açıldı. Razı olacağımı razı olarak gösteriyorum. Huzur huzur verdim sana. An. Tamam mı? Ee, vicdanın geleceği nedir? Hissi kalbel vukudur. Vicdanın bir de fıtratı var. Fıtrat zihin onu gösteriyor. Fıtrat yani 18 bin alimin olması orada. Vicdanın bir de ubudiyeti var. O da vicdanın ubudiyeti zaten irade ibadetullah'tı. Şimdi çıkarımlarımı hisil kalbe vukunu son çıkarını arkayı çevirin. Ne bu kadar bir madde var tak 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 kesiyor. Arkadaşlar bu uçakla tespit edilen bu maddeleri metne bakarak çıkarttım madde. Metne hiçbir tanesi benim şey değil. Bir, hissi kalbel vuku hayvanlarda da varmış. Metinde var. İki, ha, hatta Rüya-i Sadika'nın emniyeti bir kısmı hissi kalbel vukuymuş. Başka, asabımdaki hassasiyetle yağmurdan 24 saat evvelki rutubeti havaiye ile yağmurun gelmesini hissetmem gibidir hissi kalbel vuku buna benziyor. Başka? Herkes nur talebeleri bir kısmının tarzı hayatı Risale-i Nur gibi biz hizmete namz ettiğimizi göstermişiz. Böyle Allah tesadüfen vermemiş. Demek hissi kalbe vukuyla vuku gelmeden nurcu olmadan önce nurcuymuş gibi davranmışız ki nurculuk verilmiş. Hi abes iş yapmıyor Allah. Öyle demiş ustad. Başka ben köyüm kayrem Risale-i Nur'un zuhrunu akılları ermese de hissi kalbe vuku ile vuku ile hissetmişler der ustadımız. Hissetmişler. Nasıl olmuş işte. Yani bu akıl işi değil bu. Zaten akılla ve sebep sonuç ilişkisiyle akıl olsaydı İmam-ı Rabbani demiş ya şey Gazali her şeyi akılla izah etmeye, etmeye kalkanlar Allah'ın rahmetini daraltmış oldular. Hissi kalbel vuku akli değil. Hisi kalbel vuku, viclandaki e, hissi kalbel vuku vicdandaki hissin çalışması nispetindedir. Akıl ise dimadadır. Başka? hissi kalbel vuku cüzi küllü herkeste varmış. Başka hayvanda bile var. Keramet vari ihbarda hissi kalbel vuku nevindendir. Mesela o kadar rüyayı sadika rüya görüyor, 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 görüyor ki adam bu konuda günahtan uzak, terkler ve tecrübeler nispetinde geleceğe ait üstü açılıyor, açılıyor, kapalı geliyor rüyalar. Tabir teşbihle geliyor, benzetmeyle geliyor. Bir bakıyorsun ki artık bunun rüyalarında hep aynı net çıkıyor. Net hiç tabire de demiyor. Bunun usta diyor ki hissi kalbel vukun fazla inkişafı keramet gibi olmuş. Keramet nedir? Hissi kalbel vukunun inkişafındanmış. Kerameti de izah etmiş. Yazarsın Osman. Keramet hissi kalbe vukun inki, ziyade inkişafındandır. Usta Sonra hissi kalbel vukun gelecekten hissedar olmakta zaman yok. Bir daha hissi kalbel vukun gelecekten hissedar olmasında zaman yok. Çünkü daha zaman yaşanmamış, ama yaşanmış gibi, sen Nurcu imişsin gibi sana nasip olmuş. Niye olmuşu sorma işte bu. Onu aşağıdaki derste zaten zikretmem. Çünkü kader beş tane iman esasını hazmeden kişilere Allah'ın mükafatıdır. Bir daha. E, arabalı vapurda sırtı Mahmut Paşa'da paketi yüklenmiş arabalı vapura girmiş. Sen onu aldın, biletimi aldın. Sana mükafat koy oraya, üzerine otur. Yok, hırsızlık yapmışsan sırtında dursun. Beş tane iman esasını, beş tane iman esasını iman edebilenlere Allah'ın muaccel mükafatı kadere imandır. Kadere iman mükafattır. İman esasının mükafatıdır. değerlilikle kaynaklanıyor. Ya, bir arıza var ki, Ömrünün netice vermiş. İtiraz ondan geliyor. Kadın He. Kadın. Kadın. Son maddem daha gelmeden hissi kalbe vukudan haletlerim şimdi yaşıyorum. Daha gelmeden haşır meydandaki haletleri yaşıyorum. Sanki geleceği şu anda yaşıyormuşum gibi fikirler, duygular, haletler yaşanıyor. Mesela daha oldu mu? Mesela diyelim ki herkes hayatına dikkat ederse olan tokat diyeceğim ya. Bana çıkıyor. Ben, ben araba meselesi var diye trafik kazası. Ya Rabb vurma. Evet vuracaksın ki gözüküyor. Ama bari hafif vur. Ama ama Allah vurmayın. Ya Rabb vurma. Tobeyle kaldır. Vurmadan kaldır. Bana bir ceza vereceksin ama. Dedim ha. Allah'ım yapma. Dedim ama vicdanım diyor ki vuracak. Vicdanım diyor ki Allah vuracak. O zaman dedim ki vicdanıma, vicdan ya Rab vuracaksın diyor. O zaman hafif vur. Yalvarırım hafif vur. O zaman hafif vurdu. Tamam Peki vurunca ne oldu arabada? Vurdu araba. Of be. Tamamen rahatladım. Çünkü ahiretim şeyini bu da ödedim. Evet arkadaşlar. Şimdi Mehmet kardeş nereye gittin? Tamam. Şimdi e, hissi kalbel vukun hissi kalbel vukun e, mazi ve müstakbeli tazamun ettiğini vicdan e, im, imam-ı mümin, kitab de içinde barındırıyor. Vicdan komple sistemliydi. daire ilim ve daire-i hayatın nokta iltisakı ikisinin cemidir. E, bu Kitab-ı Mubin'i de, imam ı mübini de tazamun etmiyor. E, onlar yükseklerler. Ama kendisini vicdanda da ifade ediyor. Mesela Kitab-ı Mubin nedir? Haşir meydanında o anda sorulmasıdır. Sen niye yaptın diye. O soruldu. E, ama şimdi baktığım zaman kayıptadır. Kitab-ı olarak bize yansıyor. Ne yapıyor? Bize sıkıntı yaparak, hissi kalbel vuku olarak ihtar alarak... Sanki İmam bin kitabı Mubin olmuş. Ha. Sanki İmam Mubin çünkü ustatta diyor ki o ok, o kadar diyor ki ustat o kadar şiddetli zuhurundan ilim çıktı ki sanki kudrettir. Hı hı. <laughs> sanki irade o kadar kudretli ki sanki emirdir. Latif nüklelerde geçiyor. O kadar şiddetli emir var ki sanki iradedir diyor. Tamam? Bin, olmuş yani. Evet hissi kalbe vukuyla vukuyla ı bin kitabı bin oluyor? Yani sorulacak anda kitabım bin o şey? Ya, evet, gelecekte sorulacak imam bin. Evet. İmam bin gelecek. Ama şimdi sorulması imam-ı mübin kitab-ı mübin nasıl oldu? Hissi kalbe bu kuyuyla fazla enkışafıyla Evet. Tamam. evet. Sur değil tabii. Orada olacak. Ama oraya yol işte. Evet. Yani, i̇mam-ı kitab-ı bin, taşıma yöntemi. Evet. Yani sureti, kanuneti, hakikati mayit. Evet. Hissi kalbel vukuyla e, mazi ve müstakbel hazıranmış gibi vicdanda yaşanmasının mazi ve müstakbel imam-ı mübindi hazıranda yaşanması kitab-ı mübindi mazi ve müstakbelin vicdanda hissi kalbel vuku vasıtasıyla İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin olarak ifade ediliyor. Yaşanacakların yaşandığı yer, sorulacaklarının sorulduğu yer, pişmanlıklarının pişmanlık olunduğu yer, düzeltilmesi gerekiyorsa düzeltildi, buradan orasının düzeltilmesi evet, gibi. Ve ahirde vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha